3. Yasama Yılının 39. Birleşimini açıyorum. Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Cetveli okuyun lütfen Sayın Katip. Asım Akansoy. Serhat Aktunay. Burada Sayın Katip. İzdem Gülçal Tuğra. Burada. Olgun Amcaoğlu. Erhan Arıklı. Talip Atalay. Fikret Ağulu. Burada Sayın Katip. Sunat Hatun. Burada Sayın Katip. Devrim Barçın. Talip Atalay. Burada. Ayşegül Baybar. Özdemir Berova. Burada Sayın Katip. Filiz Besim. Ceyhun Birinci. Resmi Eroğlu Can Altay. Armağan Candan görevli. Hüseyin Çavuş. Nazım Çavuşoğlu. Şifa Çolakoğlu. Doğuş Derya. Hakan Dinç Yürek. Tufan Örürman. Kutlu Evren. Hüseyin Çavuş. Kutlu Evren. Sadık Gardiyanoğlu. Burada Sayın Katip. Biray Hamzaoğulları. Resmi Eroğlu Can Altay. Oğuzhan Asipoğlu. Kutlu Evren. Nazım Çavuşoğlu. Sıla Usar İncirli. Fırtına Karanfil. Hasan Küçük. Fide Kürşat. Erhan Arıklı. Dursun Oğuz. Oğuzhan Asipoğlu. Fazile Dözden Efe. Yasemin Öztürk. Burada Sayın Katip. Ziya Öztürk'le. Sami Özuslu. Ali Pilli. Caner Refik Racers. Ahmet Savaşan. Ürün Solyalı. Faiz Sucuoğlu. Erkut Çahali. Salay Şahiner, Alişan Şan, Hasan Taçoy, Ongun Talat, Fikri Toros, Hasan Tosunoğlu Mazeretli, Zorlu Töre Görevli, Teberrüken Uluçay, Ünal Üstel, Emrah Yeşilırmak. Toplantı yeter sayısı vardır Sayın Başkan. Toplantı yeter sayısı vardır. Sayın milletvekilleri, şimdi gündem gereği görüşmelere geçiyoruz. Başkanlığın genel kurula sunuşları. Sayın milletvekilleri, bu kısımda onaya sunuş işlemleri bulunmaktadır. Sayın milletvekilleri, komitelerde görüşülüp genel kurula havale edilen yasa tasarı ve önerilerin genel kurulda görüşülüp onaylanmasına ilişkin tezkereler ile sunuşlarımıza devam ediyoruz. Sayın milletvekilleri, bu kısımda birinci sırada İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi'nin ivedilikle görüşülen Muhaciret Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasa Tasarısı'nın genel kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi bulunmaktadır. Tezkereyi okuyunuz lütfen. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Lefkoşa Öz, ivedilikle görüşülen Muhaciret Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasa Tasarısı'nın genel kurulda üçüncü görüşmesi hakkında özde adı geçen yasa tasarısında madde ata bulunmadığından iş tüzüğün
92. maddesinin 4. fıkrasının abende uyarınca 3. görüşmesinin tasarının kısa ismin okunmasıyla başlamasını ve bütününün oylanmasıyla son bulmasını önerir. Gereğini saygılarımla arz ederim. Emrah Yeşilırmak Komite Başkanı. Sayın milletvekilleri, test gereği oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın milletvekilleri, ikinci sırada İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi'nin ivedilikle görüşülen belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel değişiklik yasa önerisinin genel kurulda 3. görüşmesine ilişkin tezkeresi bulunmaktadır. Tezkereyi okuyunuz lütfen. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Lefkoş'a öz ivedilikle görüşülen belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel değişiklik yasa önerisinin genel kurulda 3. görüşmesi hakkında özde adı geçen yasa önerisinde madde hata bulunmadığından iş düzüğün 92. maddesinin 4. fıkrasının abende uyarınca 3. görüşmesinin önerinin kısa ismin okunmasıyla başlamasını ve bütününün oylanması ile son bulmasını önerir. Gereğini saygılarımla arz ederim. Emrah Yeşilırmak Komite Başkanı. Sayın milletvekilleri, tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın milletvekilleri, 3. sırada İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi'nin ivedilikle görüşülen polis örgütü kuruluş görev ve yetkileri değişiklik yasa tasarısının genel kurulda 3. görüşmesine ilişkin tezkeresi bulunmaktadır. Tezkereyi okuyunuz lütfen. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Lefkoş'a öz ivedilikle görüşülen polis örgütü kuruluş görev ve yetkileri değişiklik yasa tasarısının genel kurulda 3. görüşmesi hakkında özde adı geçen yasa tasarısında madde hata bulunmadığından iş düzüğün 92. maddesinin 4. fıkrasının abende uyarınca 3. görüşmesinin tasarının kısa ismin okunmasıyla başlamasını ve bütününün oylanmasıyla son bulmasını öneri gereğini saygılarımla arz ederim. Emrah Yeşilırmak Komite Başkanı. Sayın milletvekilleri, tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komitelerden gelen tasarı ve öneriler ile görüşülecek diğer işlere geçmeden önce 62. madde uyarınca bir konuşma istemimiz vardır. Cumhuriyetçi Türk Partisi grubu adına Cumhuriyetçi Türk Partisi Grup Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Sayın Tufan Erhürman'ın Ercan Narenci'ye fiyat denetimi ilgili konuşma istemi vardır. Buyurun Sayın Erhürman. Değerli milletvekilleri, belli bir süre önce hepinizin bildiği gibi Ercan konusunu, Ercan'la ilgili ek sözleşme 5 ve bu arada yapılan ya da yapılmayanlarla ilgili bir konuşma yapmıştım meclisten. Sayın Arıklı bu konuşmaya yanıt vermek istediğini bildirdi. Daha önce tekrarlayacaktım aslında ama o gün burada yoktu. Dolayısıyla bugün tekrardan bu konuyu ele almak gerekiyor. Biliyorsunuz öncelikle Ercan'da iki tüzük değişikliği yapıldı. Biri 20 Temmuz'dan önceydi. 20 Temmuz'da Ercan Havalimanı'nın faaliyete geçmesi için yapılmış olan bir tüzük değişikliğiydi. Daha sonra bir tüzük değişikliği daha yapıldı. Birinin tarihi 16 Haziran 2023, yani resmi gazetede yayım tarihinden bahsediyorum. Diğerinin tarihi 17 Ocak 2024. Biri 16 Haziran, diğeri 17 Ocak. 16 Haziran 2023'ten önce havaalanı çalıştırma sertifikası veya havaalanı lisansı ve havaalanı çalıştırma sertifikası ile ilgili düzenlemeler tüzüğün 22. ve 23. maddelerinde yer alıyordu. Hava
alanı lisansı ve havaalanı çalıştırma sertifikası talepleri bu iş için bakan onayıyla oluşturulan inceleme komisyonunda incelenir. Bu komisyon Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü teknik ve uzman personeli ve veya gerektiğinde diğer uzmanlardan oluşur diyordu. Yani havaalanı lisansı ve havaalanı çalıştırma sertifikası verilmesi için bir inceleme komisyonu kuruluyordu. Bu inceleme komisyonu da Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü teknik ve uzman personeli ve veya gerektiğinde diğer uzmanlardan oluşuyordu. TÜZÜK'ün bu haline, yani değişmeden önceki haline baktığınızda bu işin nasıl uzmanlık gerektiren bir iş olduğu açık bir şekilde TÜZÜK'te görülüyordu. Bu uzmanlığa da kim sahipti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde? TÜZÜK bunu biliyordu. Bu uzmanlığa Sivil Havacılık Dairesi uzmanlarının ve ihtiyaç duyulursa bunun dışındaki gene uzmanların devreye gireceğini açıkça TÜZÜK bize söylüyordu. Ne oldu? Bu böyleyken aniden bir değişiklik gerçekleşti 16 Haziran 2023'te ve denildi ki Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı'nın uygun görmesi halinde havaalanının açılması sürecinde oluşacak eksiklikler tamamlanıncaya kadar ve her halükarda 6 ay geçmemek kaydıyla havaalanı lisansı ve çalıştırma sertifikası verebilir. Dikkat edin. Kim verebilir? Verilebilir de değil, verebilir. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı'nın uygun görmesi halinde havalimanının açılması sürecinde oluşacak eksiklikler tamamlanıncaya kadar ve her halükarda 6 ayı geçmemek kaydıyla havaalanı lisansı ve çalıştırma sertifikası verebilir. Yani bütün uzmanlar devre dışıdır. Üstüne üstlük havalimanının açılması sürecinde oluşacak eksiklikler vardır. Bu da tespit edilmiştir. Bunlar tamamlanıncaya kadar 6 ay süreyle o uzmanlar devre dışıdır. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı kendisi bunu verebilir. Bir kere arkadaşlar bunun uçuş güvenliği açısından, can güvenliği açısından yaratabileceği riskleri herhalde bir daha anlatmama gerek yok. 6 ayı geçmemek üzere verebilir demiş. Kim demiş? Bakanlar Kurulu demiş. Peki Bakanlar Kurulu daha önceki TÜZÜK'e bakmış uzmanlardan oluşan bir inceleme komisyonunun bunu vereceğini görmüş. Buna rağmen bir tek Erhan Arıklı'ya, yani Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı'na mı bunu vermiş? Evet. Verirken ne düşünerek vermiş? 6 ayı geçmemesi lazım bu işin demiş ve 6 ay süreyle verilebileceğini öngörmüş. Ama aynı Bakanlar Kurulu dönmüş 17 Ocak 2024'te bunu da değiştirmiş. Ve bu kez demiş ki Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı'nın uygun görmesi halinde havalimanının açılması sürecinde oluşacak eksiklikler tamamlanıncaya kadar, demek ki gene 6 ay içinde tamamlanmamış, tamamlanıncaya kadar her defasında 6 ayı geçmemek kaydıyla havaalanı lisansı ve havaalanı çalıştırma sertifikası verebilir demiş bu kez. Arkadaşlar çok teknik hukuki şeyler okuyorum gibi hissedebilirsiniz. Biraz daha özet ve hukuk dilinin dışına çıkarak bu okuduklarımı size yorumlayayım. Bir, Temmuz'da havalimanı açılırken aslında bir takım eksiklikler olduğunun Bakanlar Kurulu farkında. Bu bir. Buna rağmen Bakanlar Kurulu uzmanlardan oluşacak bir heyeti devre dışı bırakıp sadece Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı'na sen istersen 6 aylık bu yetkiyi verebilin demiş. Yani uzmanlık gerektiren bir işi doğal olarak bu işin uzmanı olmayan bir kişinin tamamen uhdesine bırakmış. Bu da iki. Bu da yetmemiş.
Birinci verişinde bunun ne kadar riskli olduğunu gören Bakanlar Kurulu 6 ayla süreyi sınırlarken 17 Ocak'ta verirken dönmüş eksikliklerin devam ettiğini de tespit etmiş. Ve dönmüş demiş ki 6 ay bakan bunu uzatabilir. Arkadaşlar buradaki sorumsuzluğu anlatabilecek herhangi bir kelime ben kendi adıma bulamıyorum. Bir kere siz bakanlar kurulu olarak bileceksiniz ki hala eksiklikler var. Eksiklikler olmasına rağmen açılışı yapmak için uzmanların size hayır diyeceğini bildiğiniz için dönüp bunu bakana hasredilmiş bir yetki haline getireceksiniz. 6 ay dolacak, gene eksiklikler olduğunu tespit edeceksiniz. Gene uzmanlar vermeye kalkarsa vermeyeceğini fark edeceksiniz. Ve döneceksiniz bakanın yetkisini 6 ay yani ne demek isteyeceksiniz? Eksiklikler muhtemelen 6 ay daha devam edecek orada. Bunu da öngörmüş olacaksınız. Arkadaşlar bunu neyle açıklayabilirsiniz? Tekrar ediyorum. Şimdi Erhan Bey çıkacak kürsüye ve diyecek ki Türkiye'de bilmem nerede de böyle olduydu. Öyle dedi bana çünkü. Arkadaşlar nerede ne oldu beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şu. Başka yerde de olduğu bilmem. Ama beni ilgilendiren şey şu. Burada can güvenliği ve uçuş güvenliği açısından bakacak herhalde meseleye. Madem havaalanı işletme ruhsatından, sertifikasından bahsederek. Siz birinci de bileceksiniz ki orada eksiklikler var. Öyle eksikliklerdir ki bunlar uzmanlar size evet demeyecek. Uzmanların evet demeyeceğini bildiğiniz için bir kişiye hasredeceksiniz bu yetkileri. 6 ayda süre vereceksiniz. Çünkü siz de bilirsiniz ki 6 aydan fazla gitmemesi lazım. Bu risk zaten orada. 6 ayla risk alacaksınız. 6 ayın sonunda da bu eksiklikler tamamlanmayacak. Tamamlansaydı zaten sertifika verilecekti. Uzmanlar tarafından da. Tamamlanmayacak. Gene uzmanları devre dışı bırakacaksınız. Ve 6 ay bu defa. Yani 6 ay daha da tamamlanmayabilir. Bunu da göze alıyorum. Bu riski de göze alıyorum diyerek bu yetkiyi bakanda tutmaya devam edeceksiniz. Ve bu Türkiye mülkiye farklı mıdır bilmem ama bizim ülkemizde hepimiz biliyoruz ki bu bir tek havalimanı içindir. Başka havalimanı yok. O da Ercan Havalimanı. Ve Ercan Havalimanı'nda eksiklikler var. 6 ay bitti, eksiklikler devam ediyor. 6 ay daha da eksiklikler devam edebilir. Dolayısıyla uzmanlar vermeyecektir. Uzmanlar vermeyeceğine göre onları devre dışı bırak ve hepsini Erhan Arıklı'nın üstünde topla. Daha önce de söyledim, muhtemel senaryo, o kadar içeriği bilmem. Uzmanlar vermiyor, ne yapacak? Erhan Bey çıkıyor öne ve diyor ki bir şey değil, ben inisiyatif alıyorum, üstleniyorum sorumluluk her neyse ve basıyorum imzayı, 6 ay gerektiğinde uzatırım ben bu sertifikayı. Arkadaşlar kimin canı üzerinden, kimin malı üzerinden sorumluluk üstleniyor Erhan Bey? Benim. Benim ailemin, benim çocuğumun, bu memleketteki herkesin. Da ben de uzmanlar devre dışı kalsın. Da ben de canımı malımı Erhan Bey'e emanet edeceğim. Ve bunu da söyleyen kim? Bunu da söyleyen Erhan Bey'in kendi değil ha. Tekrar hatırlatıyorum. Bunu söyleyen Bakanlar Kurulu. Çünkü bu bir tüzük değişikliğidir. Bu böyle Erhan Bey'in kendi kendine yapabileceği bir iş değil. Bundan hepsiniz sorumlusunuz. Hepsiniz. Orada olabilecek en ufak bir sorundan hepsiniz sorumlusunuz. Bu tüzük değişikliğini siz yaptınız. Ve içine de yazdınız. Eksiklikler devam ettiği için. Eksiklikler devam ediyorsa nasıl siz bu sertifikayı ister Erhan Bey aracılığıyla ister başka şekilde vermeye devam ediyorsunuz. Nasıl bir kafadır? Bu neyin kafasıdır? Bu işin birinci kısmı. Asla kabul edilemeyecek olan, mümkün değil kabul edilemeyecek olan ve şu anda bilfiil yaşamaya devam ettiğimiz sorunun kısmı. Elbette bu 6 ayın yani Ocak'ta başlayan 6 ayın sonunda zaten bunu bitirmeniz lazım. Ve eğer gene eksiklikler devam ediyorsa
Ne yapacaksınız? Sertifikayı iptal edeceksiniz. Ve o havalimanı havalimanı olarak çalışmaya devam etmeyecek. Peki o zaman ne yapacaksınız? Bütün bunlar gündeminizdedir. Diyeceksiniz ki tufanda dattık havayı bu işe. İkinci defadır bunu konuşur, üçüncü defadır konuşurum. Çünkü Şubat bitti, Mart'a geldik. Ocak 2024'te yapılan bu tüzük değişikliğinin süresi Haziran 2024'te bitecek. Haziran 2024'de daha 3 ay kaldı. 3 ayın içerisinde oradaki eksiklerin giderileceğine dair hummalı bir faaliyet görüyor musunuz orada? Artı şu anda her şeyin tamam olduğu ve bizim emniyette olduğumuz güvencesine sahip misiniz? Bu güvenceyi verebilir misiniz? Oradaki insanlar, oradaki uzmanlar diyor ki hayır, biz veremeyiz. Siz nasıl verirsiniz? Bu kadar lauballik, bu kadar gayri ciddilik olabilir mi ya memleketin bir tane havalimanı? Ve hepimiz o havalimanından uçarık. Bu nasıl bir kafa yapısıdır? Neyin zihniyetidir? Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum falan gibi laflar artık tükettim her defasında söylerim de ne bulayım da yeni bir şey söyleyeyim onu bilemiyorum. Bu bir, koydum bir kenara. İkinci, daha önce de konuştuk. Ve arkadaşlar biz dava açtık, CTP dava açtı. Neye karşı? 5 numaralı ek sözleşme. Ercan da imzadınız 5 numaralı ek sözleşme. Ne için dava açtık? Bir, 59 milyon euro bağışlıyordunuz ilgili şirkete ve uygulaması başladı. Taksit taksit. Ve artı ihtilaflı hale getirdiniz, siz getirdiniz. Şirketin yapması gereken masraflar, şirket mi yapmalıydı yoksa aslında KKTC mi yapmalıydı diye bir ihtilaf tanımlaması yaptınız. Birazdan size bir daha söyleyeceğim ki şirketin yapması gerekiyordu. Bu sözleşmede de böyleydi, şartnamede de böyleydi, zeyilnamede de böyleydi. Şirketin yapması gerekiyordu. Şirketin yapması gereken işleri ihtilaflı iş olarak tanımladınız. 5 numaralı ek sözleşmede. 59 milyon euro da bağışladınız. Döndünüz o ihtilafı, ihtilaf olmayan şeyi ihtilaf diye tanımladınız. Döndünüz o ihtilaf olarak tanımladığınız şeyin çözümünü de bizim yargımızın elinden aldınız. Türkiye'de kurulacak bir tahkim heyetinin eline verdiniz. Yani orası karar verecek ihtilaf nasıl çözülecek. Oysa ben size birazdan bir kez daha göstereceğim ki aslında ortada ihtilaf yok. Ödemesi gereken şirket. Ve o tahkim heyeti de ona da bir süre verdiniz. Dediniz ki şu tarihe kadar bu işi çözmen lazım. O süre de aşıldı. Biz ne için dava açtık? Yargıyı devre dışı bırakamazsınız, tahkime bu işi veremezsiniz. 59 milyon euro ihtilaflı bilmem ne pandemi mandemi değildir. Bu konuda ihtilaflı değildir. Çünkü sözleşmeye göre, zeyilnameye göre, hepsini şartnameye göre, hepsini zaten şirketin ödemesi gerekir. Hala daha da tahkim süresi aşılmış olmasına rağmen o sizin uyuşmazlık diye tanımladığınız şeyi çözmedi. Şimdi bu uluslararası sözleşmeyi de siz imzaladınız. Tahkimin de süresi doldu. Geçen konuşmamda da dolduydu. Şimdi üstünden süreler de geçti, daha da doldu. Peki ne yapacaksınız? İmzaladığınız uluslararası sözleşme o açıdan hala geçerli bir sözleşme mi? Yani düşünüyorsunuz ki süresi geçmiş olan tahkim bir karar verecek. Ve biz o tahkimin vereceği kararla süresi geçmiş olmasına rağmen bağlı olacak. Hayır olmayacak. Sözleşmeye göre olmayacak. Peki bu sözleşme o açıdan ihlal edildi. İhtilaflı alan olarak tanımladığınız ve aslında şirketin ödemesi gereken şeyleri belki de biz ödeyecek haline getirdiğiniz şeyler de orada duruyor. Ve 59 milyon euroyu da kesmeye devam ediyorsunuz şirketin ödemelerinden. Yani sözleşmenin bir kısmı geçerliliğini kaybettiği diğer kısmı ki şirketin alacağı kısmıdır. O kısımda devam ediyor geçerliliğini korumaya. Budur sizin devlet devlet derken korumaktan bahsettiğiniz yapıya ilişkin hassasiyetiniz. Ve tekrar size hatırlatıyorum. Bakın
sözleşmeden, şartnameden ve zeyilnameden size hatırlatma yapayım. Bakın, sözleşmenin madde 8'i havaalanında bulunan sistem, cihaz, araç ve ekipmanlara ait görevli şirket tarafından yapılacak iyileştirme, kapasite artışı, yeni teknoloji ürünü sistemlerinin kurulması ve benzeri tadilat işleri, dikkat buyurun, görevli şirket tarafından yapılacak olup bedeli görevli şirket tarafından karşılanacaktır. Tartışma var mı? Kimin yapacağı ve parayı kimin ödeyeceği sözleşmede tartışma konusu mu yapılacak tadilatlar konusunda? Değil, açık. Peki bakım ve onarım yapılacaksa, bu defa sözleşmenin 14. maddesinden okuyorum. Havaalanında mevcut olan tüm altyapı, üst yapı, araç, cihaz, sistem ve benzeri müştemilatın işletme dönemi süresince bakımlı ve faal olarak bulundurulması, kesintisiz olarak çalıştırılması, bakım onarım talimatlarında öngörülen bakımların onarımlarının bedeli taraflarına ait olmak üzere düzenli olarak yapılması, değiştirilen cihaz parçaların kayıtlarının tutulması ile yetkili servislerle üretici firmaları ile her türlü bakım onarım işletim yazılım sözleşmelerinin yapılması görevli şirkete aittir. Hepsini görevli şirket yapacak. Bakım onarım çalışmaları nedeniyle tesisin işletilememesi gerekçe gösterilerek idareden hiçbir hak talep edilemez. İdare de tamamen korunmuş durumda sözleşme tahtında. Ayrıca tesiste bulunan sistem, cihaz ve ekipmanların yolcu ve uçak trafiğindeki artış nedeniyle yapılacak iyileştirme, kapasite artışları, yeni teknoloji ürünü sistemlerinin kurulması, tadilatı ve benzeri işler için görevli şirket tarafından tadilat iyileştirme projesi hazırlanarak idarenin onayına sunulacak. Onaya müteakip, dikkat edin, masrafları görevli şirkete ait olmak üzere gerekli tadilatlar, iyileştirmeler yapılacaktır. Arkadaşlar, bu bizim doğru bulmadığımız, sorunlu bulduğumuz sözleşmede bile tüm bunların görevli şirket tarafından yapılacağı, paralarının da görevli şirket tarafından ödeneceği çok açık bir şekilde yer alıyor. Bir tane daha söyleyeceğim size. Bu da şartnameden kısadır, madde 11. Başlığı nedir bilirsiniz? Her türlü giderin kimin tarafından karşılanacağı. Her türlü giderin. Ne diyor? Bu işe ait ilgili mevzuat ile tanınan muafiyetler dışındaki her türlü vergi, resim, harç ve diğer masraflar görevli şirket tarafından karşılanacaktır. İdare ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın isteklinin görevli şirketin üstlendiği bu masraflarından dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İdare de hiçbir şekilde sorumlu değil. Belki sıkılıyorsunuz ama bunların hepsi sizin imzaladığınız sözleşmenin içinde yer alan maddeler. Ne için okurum size bir daha bilirsiniz, sizleri sıkmak pahasına. Çünkü bu maddeler burada durmasına rağmen, bütün işleri görevli şirketin yapması gerektiği yazmasına rağmen, sizden yani KKTC devletinden hiçbir para bunlar karşılığında isteyemeyeceği yazmasına rağmen, siz aldınız bunları ve ihtilaflı konu olarak sözleşmenin içine koydunuz. Sanki bu konuda bir uyuşmazlık varmış gibi. Ve bu ihtilafın çözümünü de bir hakem heyetine pas ettiniz. Yargıyı devre dışı bıraktınız. Ve o hakem heyeti de bugün itibariyle hala karar üretmedi. Dolayısıyla sözleşmeye göre onun da süresi doldu. Ama siz bu paraları şirketten alamamaya devam etmenize rağmen 59 milyonu şirkete aslında tırnak içinde ödemeye, yani bilmem ne payından, ciro payından kesmeye devam ediyorsunuz. Siz veriyorsunuz, karşı taraf bir şey vermiyor. Sizin imzaladığınız sözleşmeden hareketle. Ve ihale ile ilgili zeyilnamenin 17. maddesi. Bakın bu önemlidir. Hava, seyru sefer ve itfaiye yatırım ve giderleri tam da konuşulan konular.
Hava seyri sefer ve itfaiye hizmetlerine yönelik tüm hizmet alanlarının ısıtma, soğutma, su, enerji, bakım, onarım ve işletme giderlerinin görevli şirket tarafından ücretsiz sağlanması istenmektedir diyor ve sonuçta şudur zehirlamede. Hava seyri sefer ve itfaiye hizmetlerine yönelik tüm hizmet alanlarının ısıtma, soğutma, su, enerji, bakım, onarım ve işletme giderleri işletme dönemi boyunca görevli şirket tarafından ücretsiz sağlanacaktır. Net. Ve son olarak havaalanının işletme haklarının devredilmesine ilişkin ihale şartnamesi ve sözleşmesinde belirtildiği gibi hava seyri sefer ve itfaiye hizmetlerine yönelik tüm sistem yatırımları görevli şirket tarafından sağlanacaktır. Bunlar da zeyinlamede. Arkadaşlar tartışma var mı? Okuduğum herhangi bir maddeyle ilgili aklınıza takılan görevli şirket değil biz ödeyecek diye düşündüğünüz bir şey var mı? Hepsi açık. Ve siz bunları acaba bizim mi ödememiz lazım? Şirketin mi ödemesi lazım? Bilemiyor hukuken diyerek ek 5 numaralı sözleşmenin içine ihtilaflı konu olarak, uyuşmazlık olan konu olarak kaydettiniz. Tekrar ediyorum, bu uyuşmazlığı çözme yetkisini de tahkime verdiniz. Tahkim de sözleşmedeki süresini aştı, geçersiz hale geldi. Ve o uyuşmazlık orada durur. Bu paraları kimin ödeyeceği belli değil. Ama aynı sözleşmede söz verdiğiniz 59 milyon euroyu da takır 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 ödemeye devam ediyorsunuz. Ülkeyi yönetme biçiminiz bu. Konuştuğumuz rakam 59 milyon euro. Bu sadece ve sadece bağışlanan. Onun dışında itfaiyedir, seyri seferdir, bakımdır, onarımdır, tadilattır. Bunların yapılması için ihtiyaç duyulan para hariç 59 milyondan. Bunları da koyarsanız kaç milyon euroya çıkar? Benim öyle bir hesabım, kitabım, uzmanlık bilgim yok. Sizin de yok. Ama siz uzmanlık bilgisi gerektiren alanlarda uzmanları devre dışı bırakıp bütün yetkileri de üzerinizde topluyorsunuz. Bizim de bu konuda açılmış davamız var. O davanın sonucunu bekliyorum. Ve bütün bunları niye anlattım bir kez daha? Arkadaşlar bu zihniyetle bu ülkeyi yönettiğinizi iddia ediyorsunuz. Hem mali açıdan hem de can ve mal güvenliği açısından bu sözleşme evet bakanın imzasıyla yürürlüğe girdi ama herhalde bu sözleşmeyi siz de okudunuz. Umarım. Bu tüzük ise sizin muhakkak okuyup onay vermeniz gerekir geçmesi için. Dolayısıyla Bakanlar Kurulu olarak bir bütün halinde sorumlusunuz. Ha nasıl çözeceğinize dair de benim kendi adıma bu zihniyetle nasıl çözeceğinize dair de en ufak bir tahminim yok. Çünkü Mart ayındayız, 3 ay kaldı. 3 ay sonra Erhan Bey tüzükteki yetkisini kullanarak 6 ay daha uzatacak. Ve diyecek ki eksiklikler devam ettiği için 6 ay daha uzatıyorum. Ve bu eksikliklerin giderilmesi de uyuşmazlık olarak kaydedilmiş olduğu için bekleyecek. O da beklediği için hangi tehlikeleri yaratır bizim için ben bilmem. Ben bu işin uzmanı değilim. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Ben bu işin uzmanı olmadığımı bilen biri. Bilmeyen biri var. Onun bilmediğini bilmeyen bir de Bakanlar Kurulu var. Ve memleket bu halde şu anda. Ercan'da ne olur ne biter haberimiz yok. Oradaki eksikliklerin giderilmesiyle ilgili parayı kim verecek? Bilmem dediniz. İhtilaftır dediniz. İhtilaf nasıl çözülecek onu da bilmem. Çünkü tahkimin de süresi doldu. Da şimdi de yargıya gidecek de yargıda da görüşülecek de biz 6 ay o eksiklikler varken uzatmaya devam edecek. Budur. Yani hukuki tablo budur. Nasıl çıkarsınız bu yarattığınız hukuki tablonun içinden? Onu ben kendi adıma kestiremiyorum. Şeytan çıkamaz çünkü. Şeytan bu tablonun içinden çıkamaz. Da birinin başına bir şey gelirse nasıl bunun bedeli ödenecek? Bunu da ben kestirebiliyor değilim. Bu konudaki söz hakkımı saklı tutuyorum. Erhan Bey mi konuşacak? Kim konuşacak? Kim konuşacak sorusunu da şunun için söylüyorum tekrar tekrar. Çünkü bu Erhan Bey'in kendi başına yaptığı bir iş değil. Bu ancak Bakanlar Kurulu'ndan geçen bir tüzükle yapılabilir. İkinci konum Narinciye
Arkadaşlar Narenciye'de geldiğimiz nokta şu. 3 hükümet ortağı gitti Türkiye'ye ve bize bir açıklamayla geri döndüler. Açıklama da nedir? Açıklama da buradaki zararın tespiti için Türkiye'den heyet gelecek. Açıklama bu. Bunun ötesinde bir açıklama yok. Açıklamanın dışındaki bazı şeyleri bildiğim için, derdim de oralar olmadığı için başka bir şey söyleyeceğim size. Bakın, şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 10 ton, 5 ton, 20 ton da olsa Güney Kıbrıs'a Narenciye Yeşilat tüzüğü üstünden Narenciye ihracatı var mı? Sevgili Hüseyin Çavuşkelle, var. Var olduğuna göre bu ihracat neyle yapılır? Bu ihracat Avrupa Birliği yetkililerinin verdiği sağlık sertifikasıdır Erkut Bey onun adı. Yanlış hatırlamıyorsam. Sağlık sertifikasıyla yapılır. Yani Avrupa Birliği yetkilileri şunu biliyorlar. Ağustos 2023'ten beri Güney Kıbrıs'ta vektör böceğin görüldüğünü raporlarıyla biliyorlar. Bu tarafta da olduğunu tahmin ediyorlar. Ağustos 2023'ten beri orada varsa bu tarafta da vardır vektör böcek diye tahmin ediyorlar. Sağlık sertifikası veriyorlar. Ve bu sağlık sertifikasıyla bu taraftan o tarafa şu ana kadar Mandora, belki W. Murkot'ta bilmem, ihraç ediliyor. Sağlık sertifikasıyla. Bize gelen bilgiler, bunu söyleyeceğim teyide muhtaçtır. Mısır'ın ve Güney Afrika'nın da şu anda bilfiil bu alanda ihracatına, hem de Avrupa ülkelerine de ihracatına devam ettiğidir. Yeşillenme diye bilinen o işte hastalık vardır yoktur. Mısır ve Güney Afrika'da aynı sorun vektör böcek üzerinden var olmasına rağmen bu ihracat devam ediyor. Çünkü artık hepimiz öğrendik, ben bu alanın cahili olarak ben bile öğrendim ki bu hastalık doğrudan gıda güvenliği açısından bir sorun yaratmıyor. Bu hastalık ağaçlara zarar veren bir hastalık. Dolayısıyla meyvenin ihracatı Avrupa Birliği'nin verdiği sağlık sertifikalarının üzerinden güneye devam ediyor. Tekrar ediyorum, 10 ton, 20 ton, 30 ton o değil sorun. Geçen hafta burada konuştum. 15 bin ton da sorun yoktur, 15 bin bir ton da sorun vardır gibi akıl dışı bir şeyi zaten kabul edebilecek durumda değiliz. Peki böyle olduğuna göre Türkiye Cumhuriyeti ile konuşulması gereken bizim bahçelerimizde zarar vardır, gelin de zararı tespit edin midir? Yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nin burada oluşturacağı ve sağlık sertifikasını burada vereceği bir şey üzerinden ihracat mıdır? Bunun mümkünü var mıdır? Esas araştırılması gereken nokta burasıdır. Türkiye Cumhuriyeti sıfır tolerans politikası uygulayacaksa benim saygım sonsuzdur. O yüzden geçen hafta dedim ki sıfır tolerans politikası uyguladığı müddetçe sesim çıkmaz. Çünkü her ülke, hele de 7,5 milyon ton senede narenciye ihracatı olan bir ülke kendi bahçelerini koruma hakkına sahiptir. Biz de mesela kendimizi başka bazı ürünlerde koruyoruz. Et gibi falan gibi ürünlerde koruyoruz. Onun da koruma hakkı var. Ama 15 bin ton gelebilir de 15 bin bir ton gelemez. Bunun hiçbir mantığı yoktur. Herhalde herkes bilir. Dahası 15 bin ton gelebilir ama taahhütname imzalanacak. O taahhütnamede de diyecek ki bu 15 bin ton geldiği takdirde Türkiye'nin devasa plantasyonunun içinde herhangi bir yerde bir hastalık görülürse o zaman getiren ihracatçı sorumludur. Bu hiç anlaşılamaz. Çünkü o plantasyonun bilmem neresinde ne hastalığı görüleceği illiyet bağı açısından, nedensellik bağı açısından bizden giden inan bulaştığı ispatlamak hukuken mümkün değil ama böyle bir taahhütname var ortada. Ve bu taahhütname imzalandığı takdirdeki imzalandığına dair kimi ihracatçılar tarafından duyumumuz var. Bu taahhütname imzalandığı takdirde
Bir ihracatçı elbette çok büyük bir risk altına girer. Ha o riski kendi kabul eder etmez, o onun işidir. Ben bilemem. Ama bu riskle ihracat yapılmaya devam edilemez. Ve tekrar ediyorum, önümüzde on binlerce ton Valencia var. Aynı sıkıntı orada var. Önümüzde gelecek sene var. Ve şu anda hala oradaki üretici de, fabrika çalıştıran da, fabrikada çalışan işçi de, toplama yapan da, bilmem kasa üreten de, hepsi bu sıkıntının içerisinde debeleniyor. Ve şu anda da verilen mesajlar, merak etmeyin şöyle halledeceğiz, merak etmeyin böyle halledeceğiz, öyle halledeceğiz, halledeceğiz. Mandora'da geldiğimiz nokta belli. Devletin cebinden çıkan para artıyor. Artmasına rağmen ne yapalım artık, geldiğimiz noktada bu da gitsin bilmem ne havasına giriyoruz. Ama üstü biraz da kapalı konuşuyorum. Ama açık konuştuğum şu arkadaşlar, bu işin çözümü, bunun sağlık sertifikası alınır ve biz Türkiye'ye dokunmadan transit giderik. Bunun mesajını buradan veriyorum. Çünkü gidenler var. Gidenlerin olduğunu da herkes biliyor. Güney Afrika, Mısır örneği çalışılsın Tarım Bakanlığı'nın uzmanları tarafından. Ama o çalışılsın da bu taraftakinin çalışmasına gerek yok. Nasıl oluyor da Avrupa Birliği yetkilileri sağlık sertifikası veriyor? Mandora'ya da 10 ton da olsa, 20 ton da olsa güneye gidiyor. Güneyden de o, çünkü gidecek Avrupa'ya. Ha bizimki mi gidecek, onunki mi gidecek? Ne fark eder? Onunkinde de vektör böcek var, bizimkinde de vektör böcek var. Onun için bu konuyu bak somut öneri dersiniz hep. Geldiğimiz yere kadar 1000 tane somut öneri yaptıydık. Onlara uyulmadı, bu noktaya kadar geldik. 1001'inciyi yapıyorum. 1001. Ha buna da uyarsınız, uymazsınız da dersiniz bana buzluklar da gelecek. Bilmem işte Cyprex'in şeyi de artırılacak, kapasitesi de artırılacak, bilmem nesi ne olacak. Arkadaşlar öyle deye bu seneyi yedik zaten. Mandora'yı yedik. Yemediğimizde giden kısmının üstünden de dünyanın parasını verdik. Valencia 60 bin ton aşağı yukarı, herhalde öyle hesaplanıyor. 60 bin ton da Valencia geliyor. Ve arkasından da hepimiz biliyoruz ki gelecek sene geliyor. Onun için bununla ilgili gerekli girişimleri hiç vakit kaybetmeden yapın. Çünkü bunun dışında şu anda artık, yani gelecek sene bizde vektör böcek kendiliğinden yok olmayacak. Yok olmadığına göre bu sorun devam edecek en azından gelen sene. Ha bir konuda daha uyarı, kulağıma geleni uyarı olarak meclis kürsüsünden yapmış olayım. Daha önce söylediğim, benim de söylediğim, arkadaşlarımın da söylediği bir şeyi tekrar ediyorum. Bu vektör böcekle mücadele verecek ya, kulağıma gelenlerden hareketle söylüyorum. Bizde de aynı vektör böcek var, güneyde de aynı vektör böcek var. Biz de böcek getirecekmişik, yesin kendini. Rumlar da böcek getirecekmiş, yesin kendini. Tehlike neymiş bilirsiniz? Bizim vektör böceğiyle Rum'un vektör böcek birbirini yiyebilir. Vektör böcek demeyeyim. Vektör böceği yiyecek böcek. Vektör böceği yesin diye bizim getireceğimizden, vektör böceği yesin diye Rumların getireceği vektör şey böcek birbirini yiyebilir. Vektör böcek aradan sıyrılabilir. Ha. Federasyon, senin görüşün. Teşekkür ederim attığın destek için bizim görüşümüze. Ama bu şunu gerektirir. Bakın buradan daha önce söyledim, ben de arkadaşlarım da bir daha söylüyorum. Başlayacağı dönemde kullanacağımız böcü de aynı olması lazım. O yüzden bir takım girişimler yapıldığını biliyorum. Geç kalmadan iki şeyi yapmak zorundayız. Bir, geçen defa bu kürsüden söyledim. Kimileri gene anlamamaya devam ediyor dışarıda. Tekrar söyleyeyim o biri. Bu işin PCR'ını yapmadan biz bu hastalık var mıdır yok mudur'u bilemeyik, bütün uzmanların ortak görüşüdür. Ha görüldüğüne dair bir takım üstünde işaretler gören uzman insanlar var olduğunu biliyorum. Konuya maalesef hiç olmadığım kadar hakimim, çünkü 2-3 aydır başka bir şey konuştuğumuz yok. Ama o uzmanlar da şu o işaretleri gördüler. Onlar da bütün bilimsel dürüstlükleriyle
PCR yapmadan ben buna budur diyemem diyor. Dolayısıyla bir an önce PCR. Bu kesin. İki, bir an önce Güney'le istişare ve koordinasyon. Avrupa Birliği'yle de biz görüştük CTP olarak. Avrupa Birliği teknik ve mali olarak bunun arkasında durabileceğine dair işaretleri bize verdi. Bunu da size buradan söylemiş olayım. Neden Avrupa Birliği? Çünkü bu koordinasyon için ihtiyacımız var buna. Belki mali destek için de ihtiyacımız var. Herhalde Türkiye güneydeki mücadeleyi de parasından destekleyecek değil. Dolayısıyla bunu başka bir çatı altında o koordinasyonu yapmak durumundayız. Hem PCR hem bu bir an önce. Aksi takdirde buzluğudu bilmem neydi orada sıkacaktım. Burada konsantre çıkaracaktım bilmem ne yapacaktım. Arkadaşlar bu işin sonu yok. Bu işin sonu yok. Ve orada üreten insanları üretmeye devam etmeye ikna etmenin de yolu yok. Bu ciddi işleri bir an önce hiç gecikmeden hayata geçirmek zorundayız. Bu da ikinci konumdu. Son konum kısadır. Hani herkes şu sıralar size diyor ya piyasa patladı. Öyle bir patladı ki insanlar marketlerde Rumlar geri çekildiği gibi bizimkiler de marketlerden çekilip güneydeki marketlere transfer olmaya başladı. Et konusunda Rumlar zaten o yandaydı, bizimkiler de o yandaydı. Şimdi lokanta konusunda bile Rumlar bu tarafa gelmemeye başladı. Kendi tarafları daha ucuz. Bizimkiler de o tarafa gitmeye başladı. Bunun arkadaşlar maliye üzerinde ve genelde ekonomi üzerinde yaratacağı tahribatı herhalde benim anlatmama gerek yok. Ve bütün bunlar euro net olarak 34 lira iken yaşanıyor. Ne bekleyecek? Euro belki 44 olur da tekrar döner akım geri. Bu sırada, tam da bu sırada KKTC'de birçok insan size diyor ki gelin denetim yapın, gelin denetim yapın, fiyatlar patladı, bilmem ne oldu. Biz eziliyor, eziliyor insanlar. Ekmek alırken de eziliyor, yumurta alırken de eziliyor, süt alırken de eziliyor ve altını çizerek söylüyorum. Güney'e gidip alışveriş yapabilen var, yapamayan var. Türkiye kökenli olup da ellerinde tırnak içinde Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği pasaportu olmayan insanlarımızın güneyden alışveriş yapma şansı yok. Ve bu insanların dar gelirli olanları bir eşitsizliğe de öyle tabi oluyorlar. Aynı geliri elde eden biri güneyden et alabiliyor ama kendisi ya alamıyor ya da arkadaşına diyor ki almışken bir sakkuli daha getir. Böyle bir çarpık yapı var ortada. Ve size denetim yapın, denetim yapın diyorlar. CTP ne diyor? Somut öneri yapıyor. Diyor ki zorunlu tüketim maddelerinde, temel tüketim maddelerinde, ürünlerinde, yani zorunlu gıda veya temel gıda, temel temizlik malzemesi, çocukların, bebeklerin temel temizlik malzemeleri, kadınların temel ihtiyaçlarıyla ilgili malzemeler ve özellikle yaşlı olup bakıma muhtaç olan insanların temel malzemeleri konusunda oturun, tüm tarafları toplayın, bunun altını çiziyorum. Masayı kurun, giderlere, maliyetlere, bilmem nelere bakın. Ve buraları için, bu noktalar için narhsa narh koyun. Narhsa dememin sebebi bu çalışmanın sonucunda çıkacak ortaya. Onu ben ezberden konuşmak istemiyorum. Ama tarafları toplayacaksınız. Taraflar dediğim de ithalattır. Çoğu bunların ithalatçı. Üretici varsa işlerinde üretici oturacak masaya, faturalarını da gösterecek. Narh koyacaksanız koyacaksınız. Sonra neyi denetlediğinizi ben de anlayacağım. Şu anda neyin denetlendiğini ben anlamış değilim. Mevzuatta neyin denetlenip neye yaptırım uygulanabileceği bellidir. Dolayısıyla maliyenin bilmem neleri nerede gezinir bir şey anlamadım. Sünnetçi korkusuysa vereceğiniz bir hafta gider o sünnetçi korkusu. İkinci hafta anlaşılır şu. Hiçbir şeyi denetlemiyorsunuz. Ama sizden bu beklenirken arkadaşlar en temel gıda ürününde bir hikaye yaşattınız ki bu memlekete, bu hikaye sizin bu demin söylediklerimi yapabileceğinize dair bütün güveni tabiri caizse battoz etti.
Nerede yaşattınız bu hikaye? Ekmekte. Şubat'ın başında ekmek 12 liraydı. Ezbere konuşuyorum. Umarım rakamlara atlamam, atlarsam arkadaşlarım uyarsın. Ekmek 12 liraydı. Fırıncılar toplandı ve dediler ki biz artık bu maliyetleri kaldıramıyoruz. Elektrik pahalı. Elektrik pahalı dediklerinde daha %15 zam mı yemediydi elektrik. Elektrik pahalı. Personel giderleri pahalı. Onun dışında sudur, temizlik malzemesidir, odur, budur, her şey pahalı. Biz 12 liraya somun ekmeği satamayız dediler. Kaç paraya satabilirdik dediler? 15 liraya. İlan ettiler. Biz 15 liraya satıyoruz. Ertesi gün veya bir gün sonra tak nar koydunuz. Dediniz ki 12'den satacaksınız. Yapabilir mi idare bunu? Yapar. Yaptıysa arkasında durur ki tüketici de buna güvenir. Ama nasıl yapmışsınız anladığımız kadarıyla? Demin dedim ya, toplayın tarafları masanın etrafına. Bakın maliyetlerine. Da ona göre nar koyacaksanız koyun. Anladığım kadarıyla kimseyi toplamamışsınız masanın etrafına. Tak diye 12'yi dayamışsınız. Onun için ne oldu? Bir gün sonra geldik meclise, fırıncılar geldi Ünal Bey'in odasına. Takkasa tukkas pazarlık. Denildi ki 13,5'a satılacak. Ekmek oldu 12 idi, 15 oldu, 13,5'a düştü. 13,5'a düşerken ne olduğuyduyu sonra sorduğumuzda fırıncılara, bize dediler ki bizim girdi maliyetlerimizle ilgili bir takım kolaylıklar sağlanacağı sözü verildi. Onun için biz de 13,5'a razı olduk. Yoksa 15'ten aşağı olmazdı bu iş. Beklediler o kendilerine taahhüt edilen girdi maliyetleri konusundaki desteği. Gelmedi. Yazı yazdılar, gönderdiler bütün marketlere, 15 dediler. Tekrar 13,5'tan tekrar 15'e çıktı. Ertesi gün gene çağırdınız bu insanları. Konuştunuz, dediniz ki bize biraz daha zaman verin. Onlar da size zaman verdi. 15 uygulamadılar, tekrar 13,5'a indi. Ve cumartesi gündü devrim ben, yoksa pazar gün. Resmi gazetede yayın tarihi. Hangisi, unuttum cumartesin pazarını. 1 Mart günü resmi gazetede yayınladınız. Dediniz ki ekmek 15 lira. Bakın bir ayın içinde 12, 15, 13,5, 15, 13,5, 15. Ve resmi gazetede yayınlanan 15 ile umarım süreç kapandı. Bir ay daha oldu bütün bunlar. Ve siz ekmek konusunda bu macerayı bu tüketiciye yaşatacaksınız, fırıncıya yaşatacaksınız, üreticiye yaşatacaksınız. Da sizden insanlar bekleyecek. Demin söylediğim CTP'nin önerisi olarak söylediğim şeyi yapasınız. Da bunu da uygulayasınız. Bir ayın içinde ekmeğin, ya ekmeğin, somun ekmeğin fiyatı 5 defa değişir. 5 defa. İnsanlar bilemedi 15'e mi satılması lazım, 13,5'a mı, 12'ye mi, ne oluyor? Ve 12 resmi gazetede ilan edilendir. 13,5 öyledir, resmi ilandır. 15 da şimdi resmi ilandır. Aradaki pazarlıklar hariç. Ve hele daha gazeteler, işte denetim yapılması lazım. İnsanlar denetim yapılması lazım. Ben de o yüzden diyorum ki ölü gözünden yaş beklemek mümkün değil. Çünkü aha ölü olduğunuzu bu bir aylık ekmek hikayesinde bir kez daha gösterdiniz. Nasıl buraçtan yaş akacak? Nasıl bu insanların haliyle ilgili yaş akacak? Hala daha devam edilir. Meyhanelere giderim kalabalık, bilmem neye giderim kalabalık. Be arkadaşlar, tamam meyhaneye gidin, sorun yok. Kalabalık da olabilir. Ama lütfen biraz da böyle sur içine inin. Biraz da öyle ziyamette dolaşın. Biraz da başka başka, şimdi köy isimleri saymayayım, sanki bir takım yerleri afişliyorum gibi olmasın ama. Yumurta alırken çocuğuna, ekmek alırken sıkıntının artık dibine vurmuş insanlar var memlekette. Sadece bir tane olay hatırlatacağım ve bitireceğim, uzun bir konuşma oldu. Geçenlerde gazetede okudum, belki siz de okudunuz. Hani biz hukuk fakültesinde bize ceza hukuku anlatırken hocalar bir tane örnek vardı hep verdikleri. Derlerdi ki peki bir tane yaşlı adam var. Yaşlı derken benim yaşlarda der. Çocuğu var ya da torunu var. Kendinin bakmakla mükellef olduğu.
Çocukta 40 derece ateşli. Bu adam da gitti eczaneyi, kırdı camını. Sadece o ilacı aldı ve çocuğuna verdi. Ne diyeceksiniz hukuken? Suç mudur, hırsızlık mıdır, bilmem ne midir diye böyle hukuk felsefesi tartışması yapılırdı. Geçen gün bir haber okudum, tam bu tartışma geldi aklıma. 3 ya da 4 çocuğu olan, haberde yazar. 3 ya da 4 çocuğu olan bir kişi, 3'ü 4'ü hatırlamam ama en az 3'tü. Bir markete girmiş, 3 paket bez, çocuk bezi, 2 paket çocuk sütü, 1 emzik, bir tane de onu unuttum, çocuklarla ilgili olmayan bir şey çalmış. Toplam bedeli de galiba 2500 lira falan. Ve bu kişi hırsızlık suçundan doğal olarak polis tarafından soruşturmaya alınmış. Arkadaşlar bunun için anlattım bilirsiniz. Bu noktadayız. Lütfen bunun farkına varın. 3 tane 4 tane çocuğu olan, küçük çocuğu olan. Ha diyeceksiniz ki var ya öyle ne yaptıydı 3 tane çocuk da 4 tane. Beni ilgilendirmez bunlar. O 3 tane 4 tane çocuk oradadır. Çocuğunun altının biçilmesini göze alarak bezini değiştirmeyen insanlar var şu anda bu ülkede. Çocuğunun sütü 4 defa verilmesi gerekirken süt yoktur diye 3 defa vermeyi tercih eden insanlar var bu ülkede artık. Lütfen bunların farkına varın ve bu konu çok ciddi bir konudur. Bu ekmekte yaptığınız gibi gayri ciddi bir şekilde ele alınabilecek bir konu değildir. Ve insanların zerrece güveni yoktur. Saldım çayıra Mevlam gayrı hali devam ediyor ve insanlar da inim inim inliyor. Durum budur. Teşekkür eder, saygılar sunarım. Teşekkürler Sayın Erdoğan. Sayın Bakan, Sayın Arıklı buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2 ya da 3 hafta önce sevgili Tufan Erhurman bu konuda bir konuşma yapmıştı ama ben o gün mecliste değildim ve cevap verememiştim. İsabet oldu. Bugün aynı konuyu bir kez daha ele aldı. Benim de cevap verme imkanım oldu. Konu şu. Havaalanına, Ercan Havaalanına geçici kabul lisansı Sayın Bakan tarafından verildi. Tüzük değişikliğiyle bu 6'şar aylık süreler halinde uzatılacak. Erhan Arıklı'nın herhangi bu konuda bir bilgisi, becerisi olmadığı halde bu inisiyatifi nasıl kullandı? Yetkili uzmanlar orada dururken Erhan Arıklı böyle bir sertifikayı nasıl verebilir? Değerli arkadaşlar, 2002 yılında rahmetli Ulaştırma Bakanı Salih Miroğlu ve o zamanki Türkiye Ulaştırma Bakanı Naci Kınacıoğlu Ulaştırma Bakanı, onların imzalamış oldukları bir protokol var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında sivil havacılık işbirliği anlaşması. Bu anlaşmada her iki ülke arasında havaalanının, özellikle Ercan Havaalanı'nın işletilmesi konusunda işbirliği yapılacağı ve bu konuda da Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkili makamlarından gerek devlet hava meydanları gerekse sivil havacılık müdürlüğü onların otorite olarak kabul edileceği yönünde bir protokol var. Ve gariptir, Tufan Erhurman'ın başbakan olduğu dönemde sevgili Tolga Atakan bu anlaşmaya ek bir anlaşma daha 2 maddede değişiklik yapıyor ve imzalıyor. O anlaşmaya göre, o anlaşmanın 13. maddesi, anlaşma şu: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında
19 Eylül 2002 tarihinde imzalanmış sivil havacılık işbirliği anlaşmasını tadil etmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında bir protokol. Ne diyor burada? Özetle 4. madde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Havacılık Makamı tarafından talep edilmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti Sivil Havacılık Makamı'nın kendi mevzuatı dahilinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti havacılık faaliyetleri için yapacağı yetkilendirme Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Havacılık Makamı tarafından tanınır. Yani devlet hava meydanları ve sivil havacılık dairesinin otoritesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından da tanınır. Buna göre yapılan havacılık faaliyetlerinin denetlemesi için akit taraflar sivil havacılık makamları arasında yetki ve sorumlulukları belirleyen bir işbirliği protokolü yaparlar. 14. maddenin 6. maddesi şu: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sivil havacılık mevzuatında hüküm bulunmayan hallerde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO'nun yayınlamış olduğu kurallar ile Türkiye Cumhuriyeti sivil havacılık mevzuatı geçerlidir arkadaşlar. Bir daha okuyayım mı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sivil havacılık mevzuatında hüküm bulunmayan hallerde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün örgütü ICAO'nun yayınlamış olduğu kurallar ile Türkiye Cumhuriyeti sivil havacılık mevzuatı hükümleri geçerlidir. Yani bizde mevzuatta herhangi bir boşluk varsa sivil havacılık ve devlet hava meydanları konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin mevzuatını geçerli kabul etmişiz. Kimin döneminde? Dörtlü hükümet döneminde. Kim imzalamış? Sevgili Tolga Atakan. Tamam. Ercan Havaalanı'nı açarken, hatta Ercan Havaalanı yapılırken biz sürekli olarak Devlet Hava Meydanları ve Türkiye Sivil Havacılık Teşkilatı ile işbirliği içerisinde olmuşuz. Şu anda da Devlet Hava Meydanları'ndan otoriteler, yetkililer orada her aşamada Ercan Havaalanı denetliyorlar. Çünkü Tufan Hocam'ın dediği gibi bu konu ciddi bir konu. Asla şakaya gelmez ve asla bu konuda ihmal kabul edilemez. Yani biz Ercan Havaalanı'na geçici kabul verirken Devlet Hava Meydanları ve Sivil Havacılık Teşkilatı'nın, örgütünün, müdürlüğünün tavsiyeleri doğrultusunda kararlar verdik. Bu bir. İki, Türkiye Cumhuriyeti'nin havaalanı sertifikasyon kılavuzunun 7. maddesi havaalanlarının sertifikasında ya da yapımında herhangi bir eksiklik görülmesi halinde bakana toplamda bir yıl geçici sertifika verme yetkisi veriyor. Hava yolları sertifikasyon kılavuzu Tufan Hocam'a gönderdim. Onun 7. maddesi. Biz de bu 7. maddeye isnade yine Devlet Hava Meydanları'nın ve Sivil Havacılık Teşkilatı'nın tavsiyeleri ve önerileri doğrultusunda bu sertifikayı geçici olarak verdik arkadaşlar. Ben havacılıktan anlamam, siz de anlamazsınız. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Hava Meydanları bizim mevzuatımıza göre bakanın geçici olarak sertifika verme yetkisi vardır. Şu alanda Ercan Havaalanı'nın işletilmesinde herhangi bir teknik sıkıntı yoktur. Bunu 6 aylık, 6'şar aylık, 1 yıl toplamda bunu kullanabilirsiniz dedi. Biz de ona göre tüzük değişikliği yaptık. 1 yıl, Türkiye'de 1 yıl, biz de onu düzelteceğiz ve 1 yılla sınırlandıracağız. Evet. Dolayısıyla bu konuda lütfen eleştiri yaparken sizden önceki bakan arkadaşları, mesela Tolga Atakan'a, ya Tolga, sevgili Tolga, sen bizim bakanımızdın, böyle bir anlaşmayı imzaladın, neye dayanarak, hangi ihtiyaçtan dolayı diye sorsanız o size zaten gereken cevabı verecek. Dolayısıyla burada yaklaşık 1-1,5 saat bizler de bu konuyla ilgili çok fazla yorulmayacağız. Diğer bir konu arkadaşlar,
protokol 5 konusunda o kadar çok konuştuk ki gerçekten yoruldum. Sizin de yorulduğunuzu biliyorum. Arkadaşlar defalarca anlattım. Oradaki 59 milyon ihtilaflı konular konusunda değildir. O 59 milyon arkadaşlar pandemi döneminde mücbir sebepler dolayısıyla sürenin sonuna eklememiz gereken 2 yılın satın alınması artı yaklaşık 100 kişilik gerçekten haksızlık ediliyor. Bu konuda bir ya da iki kişi suçlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Devlet Hava Meydanları, Sivil Havacılık Teşkilatı, bizim planlama inşaat dairemiz, bizim sivil havacılık dairemiz, hukukçularımız, Maliye Bakanı'nın hukukçuları, Büyükelçiliğin hukukçuları, yaklaşık 100 kişilik bir heyetin 8 aylık süre içerisinde günlerce tartışarak ortaya çıkardıkları bir ek protokoldür bu. Bir ya da iki kişinin elinden çıkmış değildir. Bu bir. İki, orada tahkim konusu var. Tartışmalı bir konudur. Ama zaten süre geçtiği için bu konuyu niye uzatıyorsunuz anlamıyorum. Süre bitti. Tahkim meselesi de bizim açımızdan kapandı. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mahkemeleri bu konuda gerektiğinde kararını üretebilecek ve yargının verdiği kararlarda hepimiz bağlayacak. Sizin şu anda zaten bu protokolü mahkemeye götürdüğünüzde bir vaka. Dolayısıyla neyi tartışıyoruz onu anlamıyorum. Yani hala daha dönüp bir dönüp karar vermeyecek mi? Yani artık hakem heyeti bir karar vermeyecek mi? Onu mu söylüyorsunuz? Bizim açımızdan bitmiştir. Karşı taraf açısından bu konuda yine kendilerine göre bir takım fikirler üretebilir ve onları bağlar. Çünkü orada netice itibariyle 6 ay içerisinde bu konuda karar üretmeleri gerekiyordu. Tanıdığım iyi hukukçulardan birisidir Tufan Hocam. O da bunu böyle söylüyor. Dolayısıyla bizim açımızdan tahkim meselesi kapanmıştır. Evet. Sayın Arıklı, Sayın Talat'ın bir sorusu olacak. Buyur. Buyurun Sayın Talat. Şimdi Sayın Bakan, tabii keşke yani bu açıklamaları bize bütçe görüşmeleri sırasında da verebilseydiniz. Halbuki yani o gün çizdiğiniz tablo hiçbir şeyden haberi olmayan, neyi ne için yaptığını kamuoyuna dönük izah edemeyen bir profil çizdiniz o gün. Allah Allah. Onu söyleyeyim. Öyle. Bütçede. Çok net, çok net. Ve siz o gün örneğin biliyor musunuz ne dediniz? Yani bugün o pandemi döneminin kaybı olarak olduğunu yeniden piyasaya sevgili sürdüğünüz vekilim, ama tutanaklar Sayın Arıklı gerçekten... o gün siz Sayın Arıklı siz o gün dediniz ki bu Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidarıyla ilgili Emrullah Turan'la arasındaki bir ihtilafın aşılmasına dönük yapılmış bir şeydi dediniz. Pardon? Kayıtlar da var. Çok net. Lütfen bulun. Kayıtlar da var. Tamam. Bulacağım. Yarın tam zabıtları da şey yaparız güncel lütfen konuşmalar onu bir, esnasında. Onu bana bir bulun. Tamam. Bakayım. Bulacağım. Şimdi bakın. Burada 2002 ve 2004 yılındaki 2002 ve 2018 yılındaki mi? İki protokole evet. Atıfta bulunuyorsunuz. Şimdi orada DN'le burada yapılanın ne alakası var? Bir kere onu tam açıklayamadınız. Yani bu sanki zorlama, bir sonradan uydurma. Sevgili vekilim, bir dakikacık bir tamamlayacağım. Neden bir alakası yoktur Sayın Arıklı? Orada diyor ki, benim anladığım şimdi sizin okuduğunuzdan, boşluk olması halinde. Şimdi bunu nereden bağladınız? Bir protokolde orada kontrollük heyetinin görevi belirlenmiş değil mi? Yani bu Ercan'ın ilk protokolünde kontrollük heyetiyle bu işlerin yürütüleceği açıklıkla yazmıyor muydu? Da Devlet Havalimanları İşletmesi'ne yeniden başvuruldu. Bir boşluk yok ki orada. O sözleşmeye göre siz demişsiniz ki kontrollük heyeti bu işi yürütecek ve o oradan çıkan sonuçlara göre adım atılacak. O protokolün bütününü okuduğumuzda bunu anlarsınız. Nereden çıktı orada bypass edebilmeyi 2002 yılında yapılmış bir uluslararası anlaşmaya bağlama? Herhalde taradığınız arşivi yani bir gerekçe bulun baga dediniz o ilgili hukukçularınıza vesaire. Ve öyle yani çok zorlama bir gerekçe oldu bu. Onu da belirteyim. Ve
Yani bu açıdan baktığımızda sonradan bir takım izahatları veriyorsunuz izlenimi edindik. O gün bütçe görüşmelerinde hiçbir sorumuza cevap vermediniz. Hiçbir sorumuza cevap vermediniz. Tahkim heyeti genel bütçede mi, komitede bakın, mi? Bakın şunu da şöyle bir, yani bizim yaptığımız tartışmaların neticesinde oluştuğunu da kabul edin. Yani bu tahkim meselesinden eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafı vazgeçmişse bunu bir kere muhatabınıza bildirdiniz mi? Bir kere siz muhatabınıza artık tahkim heyeti devre dışıdır. Herhangi bir uzlaşmazlık durumunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mahkemeleri yetkilidir dediniz mi resmen? Yazılı dediniz mi bunu? Şimdi bakın, kamuoyuna dönük eğer bunu paylaşıyorsanız bunun takipçisi tabii ki olacağız. Yani biz şu anda cebimize koyduk. Şu anda dediniz siz ki tahkim heyeti artık devre dışıdır. Bizim açımızdan değil mi? Yani bunu muhatabınıza da bildirin. Vekilim, o zaman. Sen bir hukukçusun. Evet. Az önce Tufan Hocam da söyledi. Hı. Tahkim heyetinin karar verme süresi bitti. Tamam. Daha bunun neyini tartışıyoruz? Tamam, güzel. Yani demek ki o günkü bizim açımızdan olarak bitti. Peki, güzel. Bunu aldık kamuoyuna dönük ama yani bununla ilgili takipçisi de olacağı. Ne ilgisi takipçisi var? Olacağı. Ne ilgisi şimdi, var diyorsun? Yani şimdi efendim? Ne? Neyse bitirin de. Yani bakın, ha, o ilgisi noktasını gerçekten açıklamanızı isterim. Neredeki boşluktan kaynaklı oraya atıfta bulundunuz? Bu bir. İkincisi, o pandemi izahatını neden o gün bütçe meselesinde reddettiniz ve bugün yeniden gündeme getiriyorsunuz? O gün bambaşka bir olay anlattıydınız bize. Lütfen. Çok lütfen, net idi yani o anlattıklarınız. Lütfen bu konuda benim tutanaklara bakın, yaptığım konuşmaları hatta detay vererek madde madde şu rakamındır, şu rakam şuraya aittir diye lütfen orada var. Şimdi Salih Bey'in de benim, bir sorusu olacak. Pardon. Arkadaşlar bizim Planlama İnşaat Dairesi ve Sivil Havacılık Örgütümüzün bir Ercan Havaalanı gibi herhangi bir havaalanı yapma veya onu işletmeye açma gibi konularda know-how'un olmadığını biliyorsunuz. Onun için en başından beri 54 tane havaalanı yapmış ve işletmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet hava meydanlarını otorite olarak kabul etmişiz. Sizin döneminizde de bu kabul edilmiş. Bu protokol de onu içeriyor. Dolayısıyla devlet hava meydanları bizim mevzuatımızdaki, az önce okudum maddeyi, bizim mevzuatımızda bu gibi durumlarda bakana, bizim görüşümüz doğrultusunda bakan da, o zamanki bakan da, şu andaki bakan da ki veriyor yapılan havaalanlarında herhangi bir uçuş konusunda, havacılık konusunda bilgiye sahip olmadığı halde devlet hava meydanlarının görüşleri doğrultusunda, Sivil Havacılık Dairesi'nin görüşleri doğrultusunda bu yetkiyi veriyor. Aynı yetkiyi onların tavsiyeleri doğrultusunda biz de kullanmışız. Neticede onlar hala oradalar arkadaşlar. Şu anda devlet hava meydanları gelip sürekli orayı kontrol ediyor, eksiklikleri tespit ediyor. Özellikle teknik ve uçuş konularda çok hassaslar. Onlar havaalanı açılabilir dediği için açtık. Onlar işletilebilir dediği için işletmeye açtık. Bizim ne Erhan Arıklı'nın ne Bakanlar Kurulu'nun bu konuda ne bilgisi ne de bu konularda tecrübesi yok. Netice itibariyle o 2018'de sevgili Tolga Atakan'ın imzalamış olduğu o protokol doğrultusunda biz bu yetkiyi verdik. Netice itibariyle arkadaşlar, Ercan Havaalanı'nda hala bir takım eksiklikler var. Ama bu eksiklikler uçuş güvenliğini asla zedelemeyecek eksikliklerdir. Yani filanca yere işte kamera konulacak, filanca yerde kapılara güvenlik için kartlar konulacak vesaire vesaire. Bunlar uçuş güvenliğini asla etkilemez. En önemli sorunumuz bizim o şudur. Meteoroloji ile ilgili cihaz özel olarak yapıldı, geldi. Şu anda montajı yapılıyor. O yapıldıktan sonra
Ercan Havaalanı çok daha bizim açımızdan güvenli hale gelecek ve sürenin sonunda devlet hava meydanları, bizim buradaki arkadaşlarımız birlikte gelip Ercan Havaalanı'nı bir daha denetleyecekler. Tespit edilen 178 civarındaki o eksikliklerin büyük bir kısmı giderildi. Giderilmeye de devam ediyor. Sürenin sonunda o bitecek. Biz onlara lisans vereceğiz. O lisanstan sonra, daha önce de açıkladım, İngiltere'den bir akredite firma gelecek. Asıl denetimi onlar yapacak. Bütün hazırlığımız zaten onların denetimine hazır hale getirebilmek Ercan Havaalanı. Sizin buradaki çıkışlarınız elbette iyi oluyor. Biz de ilgili yüklenici firmayı sıkıştırıyoruz. Bizim bir an evvel uluslararası uçuş için o uluslararası firmadan güvenlik belgesini almamız gerekiyor. Bunun için yargıya başvuracağız. Hazırlıklarımız var. Hukukçularla konuştuk. Acele etmeyin. Bir sıkıntımız yok. Şu anda Ercan'ın teknik olarak herhangi bir sıkıntısı yoktur. Rahat olun. Evet Salay. Sayın Bakan, şimdi bir noktaya cevap vermediniz. Çünkü 59 milyon euronun bağışlanması, yani ek süre olarak verilmesine karşılık olarak feragat ettiğiniz 59 milyon euronun dayanağından bahsediyorum. Sayın Erhürman bahsetmiş için konuşmasında madde 13'te ihale şartnamesinde diyor ki bir paragrafında işletme döneminde hava seyri sefer aksaklıkları bakım onarım ilave inşaat ile ilave güvenlik tedbirleri ve benzeri nedenlerle oluşacak gelir kaybı zarar ziyan idareden talep edilemez diyor ihale şartnamesinde ve bu ihale şartnamesine mütakiben de 59 milyon euronun bağışlanması veya ek süre verilmesi hangi yetkiye dayanılarak verildi? Bunu konuda herhangi bir cevap vermediniz. Bunun cevabını istiyoruz. Salay, tekrar söylüyorum kardeşim. Şu anda keşke önceden haberim olsaydı. Ben de şartnameyi şunu bunu getirseydim de üzerinde konuşsaydık. O 59 milyon, tekrar söylüyorum, özellikle Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bir projeksiyon doğrultusunda, o projeksiyonu da Bakanlar Kurulu'na yaptı. Başka teknik ekipler de oradaydı. Onlara yaptı. O iki yılı şu fiyata satın alırsanız, zannediyorum 32-33 milyon dolardı. Alırsanız çok yararlı bir iş yapmış olursunuz dedi Merkez Bankası yetkilileri. Onun dışında bizim, benden önce şunun yapılması lazım. Mesela şartnamede orada polis binası yok, gümrük binası yok. Artı o pist konusunda da ihtilaf var. Yani adam diyor ki ben burayı asfalt yapayım, uzatayım. Devlet Hava Meydanları diyor ki hayır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sıcak bir ülkedir. Böyle modern bir havalanına asfalt pist yakışmaz. Beton pist yapmak zorundasınız diyor. O şu andaki eski pisti komple söküp beton haline getirmek durumundasınız. Benden önce verilmiş bir sipariş bu. Bunlar yapılacak ve bunların bedeli hesaplanmış. Daha bir takım şeyler ve o 59 milyon içerisinde bunların hepsi var. Geçen sefer ben, lütfen tutanaklara bakın, kalem kalem hepsini okumuştum. Netice itibariyle bakın, tekrar söylüyorum. Bu konu mahkemeye verilmiş gitmiş bir konudur. Mahkemede de biz gereken cevabı hem hukukçularımız hem ben gerekirse gidip vereceğiz hesabını. Dolayısıyla aynı konuyu tekrar tekrar açıp temcit pilavı gibi bunları konuşmak bana göre zaman kaybından başka bir şey değil. Günün sonunda dediğim gibi mahkemeye en doğru kararı verecek. Teşekkürler Sayın Erhan. Benim de bir sorum var Erhan Bey'e Sayın Başkan. Başka soru var mı Sami Bey'den sonra? Tamam. Son soruyu alalım. Sonra Erhürman konuşacak. Yeni havaalanında şu an itibarıyla güvenlik, sivil güvenlik görevlisi sayısı kaçtır? 150 kişilik bir kadro mevcuttu. Ve polisimiz ondan bundan zorlayarak orada 100 kişilik
kadroyu doldurdu diye biliyorum. Ama şirketin, yani işletmeci şirketin sürekli eleman kaybı yaşadığı ve bu elemanların da polis teşkilatı tarafından eğitime tabi tutulduktan sonra işe başlayıp bir süre sonra oradaki çalışma koşulları, ödeme vesaire nedeniyle işi bıraktıkları bilgisi bizde var. Rakam kaçtır ve şu anda Ercan'da gerçekten asayiş berkemal mi Erhan Bey? Ercan'da asayiş berkemal. Bu 150 kişidir sözleşmede. Güvenlik çalıştırması gereken rakam sözleşme göre 150 kişidir. Ama şu anda 70-75 civarında güvenlikçi çalıştırıyor. Olabilir, daha az da olabilir. Çünkü sürekli dediğiniz gibi sertifikanın parasını ödüyor. Poliste gidip eğitim alıyorlar. Sonra adam işi bırakıp kaçıyor. Daha iyi iş veren, çünkü elinde sertifika aldıktan sonra daha iyi maaşla çalışacak iş buluyor, ayrılıyorlar. Bizden bir talepte bulundular. Dediler ki biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde güvenlik elemanı bulmakta zorluk çekiyoruz. Bırakın Türkiye'den getirelim. Biz bunu kabul etmedik. Mümkün olduğunca zorlamaya çalışıyoruz. Hatta kendimiz bile iş için başvuran kişilere bize gidin orada işe başlayın diye yönlendirdiğimiz de oluyor. Ama bir şeyi söylemem lazım. Bu 150 kişi 10 milyonluk havaalanı için belirlenmiş bir rakam. Şu anda havaalanında kullanılmayan çok yerler var. Netice itibariyle bu tartışmasına girmek istemiyorum. Sözleşme gereği 150 kişi, 150 kişi çalıştırmak zorunda. Ama polisin o güvenlikçilerin yapması gereken işi polis yapıyor ve dolayısıyla polisin bu konuda ciddi yükü var gibi bir görüşe de katılmıyorum. Çünkü eski Ercan Havaalanı'nda polis yapması gereken işleri şu andaki havaalanı da yapıyor. Yani orada polisin özel güvenlik için özel güvenin yapması gereken işleri yapması gibi bir durum söz konusu değil. Polis kendi üzerine düşen işi yapıyor. Yapmaya da devam edecek. Özetle sözleşmede 150 kişi yazıyor. Bu 150 kişiyi çalıştırmak zorunda. Sayın Bakan, polis aynı karşılıklı son olmasın. Bir şey söyleyeyim Sayın Başkan. Tamam. Yani Sayın Bakan öyle bir cümle vurdu ki sanki 10 milyon NUK yolcu kapasitesi olaydı ki bunun olmayacağını biz buradan söyledik. Bu ancak federal bir Kıbrıs'ta olur dedik nokta. Fakat bunu itiraf ettiğiniz için sağ olun. Yani gereğinden fazla büyük bir şey yaptık. Aslında açtık ama bir kısmı kapalı. Bunu itiraf ettiğiniz için sağ olun. Ama diğer taraftan polisin kadrosu 100'e çıkarıldıydı. Polis onu 100'e çıkardı, onu söylemezsiniz. O da 10 milyona göre yapıldıydı değil mi? O zaman polis de 50'ye indirsin sizin mantığınıza göre. Dolayısıyla vazgeçin. Orada bir emek sömürüsü var. Oraya bakmak tutuyor. Zorundasınız. Çalışma Bakanlığı'nı da ben göreve çağırırım. Oradaki maaşlar, yatırımlar bu sıkıntının kaynağını tespit etmek Çalışma Bakanlığı'nın da görevidir. Ben buradan Sadık Bey'de oradaki ne oluyor da insanlar işe girip hemen bırakıyor sorusunun yanıtını vermek zorundadır. Güvenlikten bahsederek sıradan bir düz işçiden bahsetmeyik. Teşekkür ederim. Siz bir dakika Sayın Erhürman, siz cevap mı veriyorsunuz Sayın Kelle? Sayın Erhürman, Narinciye ile ilgili ifade ettiklerinizle alakalı öncelikle Sayın... Buyurun Sayın Erhürman. Evet, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Yani Erhan Bey
sevgili Tolga Atakan tarafından imzalanmış bir protokolde kendine teşekkür borçluyum ki altını da sarıyla çizdi. Yani aynı yeri okuyorum ben de dolayısıyla. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sivil havacılık mevzuatında hüküm bulunmayan hallerde. Yani öyle bir hal olacak ki bizim mevzuatımızda hüküm yok. O konuda bir düzenleme yok. Bu hallerde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO'nun yayınlamış olduğu kurallar ile Türkiye Cumhuriyeti sivil havacılık mevzuatı hükümleri geçerlidir. Şart ne? Bir, bizim mevzuatımızda hüküm bulunmayacak. Şart iki, ICAO ile Türkiye Cumhuriyeti sivil havacılık mevzuatı. ICAO veya Türkiye Cumhuriyeti sivil havacılık mevzuatı değil. İkisi beraber. Şimdi sevgili Tolga Atakan'ın imzaladığı bu metinde benim sorunum var mı? O dönemin başbakanı olarak açık söyleyeyim. Yoktur. Sorunum yok. Neden? Benim mevzuatımda bir hüküm yoksa elbette ICAO kuralları uygulanacak. ICAO'da uluslararası sivil havacılık. ICAO'dan daha ötesi var mı? Ha, ICAO ile Türkiye Cumhuriyeti sivil havacılık mevzuatı ile veya değil. Yani ya o ya o değil. ICAO ve o. Dolayısıyla hiçbir sorunum yok dönemin başbakanı olarak. Sevgili Tolga Atakan'ın imzaladığı bu metinde. Peki soru şu. Bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir havalimanına sertifika ya da ruhsat verilmesi konusunda benim mevzuatımda hüküm var mı? Okuyorum size. Benim mevzuatımda hüküm var. Bir kere ICAO'ya, MICAO'ya bakmaya gerek yok. Ne diyor benim mevzuatımdaki hüküm? Havaalanı lisansı ve havaalanı çalıştırma sertifikası inceleme komisyonu başlıklı 23. madde. Ne diyor? Hava alanı lisansı ve hava alanı çalıştırma sertifikası talepleri bu iş için bakan onayı ile oluşturulan inceleme komisyonunca incelenir. Bu komisyon Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü teknik ve uzman personeli ve veya gerektiğinde diğer uzmanlardan oluşur. Benim metnim var zaten bu konuda. Benim mevzuatım var. Peki soru, ikinci soru da şu. Var mı? Cevap var. Peki siz böyle yaptınız mı? Hayır, siz ne yaptınız? Bu hüküm burada dururken bu tüzükte geçici bir maddeyle değişiklik yaptınız ve dediniz ki hayır, burada sertifikayı verme yetkisi bakandadır. Benim de sorum şu. Madem ki uzmanlar size sorun yoktur burada diyecekti, ne diye uzmanların yetkisini alıp da kendi üstünüzde topladınız ki? Belli ki bunun Türkçesi şudur. Uzmanlar size, o burada tarif edilen uzmanlar size böyle bir sertifikayı veremem diyecek endişesiyle bu yetkiyi üstünüze aldınız ve uzmanları saf dışı bıraktınız. Dolayısıyla bu konunun ne Tolga Atakan'ın imzaladığı protokolle ilgisi var. Çünkü biliyorum ne yapmaya çalıştığınızı, siyaseten cevap veremediğiniz konularda bilmem ne zaman da böyleydi hikayesi okursunuz ya. O bilmem ne zaman da öyle olan şeyin bu konuyla ilgisi yok. O şeyin birinci cümlesi nedir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mevzuatında hüküm bulunmayan hallerde. Burada hüküm var mı? Var. Protokol gitti. Peki bu hüküm... Efendim? Türkiye'de o yetkiyi niye vermişler? Türkiye'de öyle bir kurum mu yok da bu yetkiyi vermişler? Türkiye'de niye vermişleri? Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nde konuşursunuz. Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi, Cumhuriyet Meclisi. Ben size benim ülkemde yürürlükte olan tüzüğü, ki bu tüzük bu konudaki yetkiyi uzmanlara veriyordu, niye değiştirip da kabul için geçerli. Yani sizin bu yazdığınız kabul içindir. Bir yazdığım kısmi, değil okuduğum. Tamam. Kısmi geçici izin verdi. Kısmi geçici izin de devlet hava meydanlarının görüşü doğrultusunda Türkiye'de bakana veriyor bu yetkiyi. Bu
önümüzdeki dönemde elbette bu komite inceleyecek ve lisansı bunlar verecek. Bizimki kısmi geçici lisans. Sayın Erhan Arıklı, kısmi de olsa geçici de olsa. Size sorduğum soru şu. Net cevap verin o zaman. Bakın madem böyle yapacak, net cevap verin. Madem ki kısmi geçici izni uzmanlardan oluşan ve tüzükte tanımlanan heyet verebilecek durumdaydı. Yani hiçbir sorun yoktu kısmi geçici izin vermek konusunda. Neden o heyeti saf dışı bırakıp da siz bu izni verme yetkisini üstünüze aldınız? Cevap verin. Neden? Tekrar söylüyorum. Neden? O komitedeki arkadaşlarım henüz daha eksiklikler, şunlar bunlar giderilmedi. Dediler. O komitedeki arkadaşlarım diyor Erhan Bey, kamuoyu duysun. Henüz daha eksiklikler giderilmedi Türkiye'de dediler. Türkiye'de de aynıdır. Evet. Neticede bizim yaptığımız kısmi geçici kabuldür. Kısmi geçici tamam. Lisanslandırma. Dolayısıyla o insanlar kısmi geçici lisans verme yetkisi de Türkiye'de devlet hava meydanlarının görüşleri doğrultusunda bakana verilen bir yetkidir. Bir yıllık tamam. Bir yetki. Biz de peki size burası bu konuda yetki verdi mi? Siz diyorsunuz ya Türkiye'de devlet hava meydanlarının verdiği görüş doğrultusunda bakandadır. Soruyorum buradaki sivil havacılık size bu konuda rapor verdi ve siz evet 6 ay uzatabilirsiniz sivil dedi mi? Sivil havacılık teşkilatı bana bağlı. Onlar dediler ki Türkiye'deki bu kuralı aynen uygulayabiliriz. Hiçbir sorun yok. Hayır, Türkiye'deki kural diyorsunuz. Devlet hava meydanlarının verdiği görüş üzerine bakanın vermesidir diyorsunuz. Sizin söylediğinizi tekrar ediyorum. Burada size olumlu bir görüş verildi mi 6 ay süreyle uzatabilin diye? Evet. 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 Duysun buradan sivil havacılık o zaman. Size 6 ay daha uzatabileceğinize dair olumlu teknik uzmanlık görüşü verdi hocam, sivil havacılık dairesi diyor. Bu havaalanını kapatalım mı şimdi? Hayır hayır. Nedir derdiniz anlamıyorum. Konuyu, değiştirme. Hiç öyle softaş şaşırtmacalarına gelecek tecrübesizlikte değilim. Konuyu değiştirme. Konu net. Konu ben sordum. Bak kayda geçsin diye söylüyorum. Ben sordum. Buradaki sivil havacılık dairesi size 6 ay süreyle burada eksiklikler var dediler, dediniz. Bakın, ve 6 ay süreyle hocam, siz bu sertifikayı, hocam, geçici sertifikayı verebilirsiniz dedi mi dedim. Evet. Cevabınız evet. 6 ay geçti. 6 ayda sizin tüzükteki yetkiniz sona erdi. Bir daha tüzük değişikliği yaptınız. 6 ay daha verebilirim, 6 ay daha verebilirim, sonsuza kadar 6 ay daha verebilirim diyen tüzük değişikliği yaptınız. Bir daha sordunuz sivil havacılığa herhalde, öyle anlıyorsunuz. Ve sivil havacılık size eksiklikler giderilmedi ama bir daha geçici olarak uzatabilin dedi değil mi? Öyle anlıyorum. Yok, kapatın dedi, ben kapatmadım. Hayır, soruyorum size, gerçeği söylüyorum. Arkadaş ne anlatmak istiyorsun? Ben şunu anlatayım. Ben soruyorum ya, benim ne anlatmak istediğimi halk çok iyi anlıyor. Ben soru soruyorum, anlatmak istediğim bir şey yok ki. Sizin söylediklerinizle çıktınız burada, Tolga Atakan'ın imzaladığı protokol, alakası yok. Ne alakası? Boş, direkt yok. Alakası. Yok, Türkiye okuyorum. Cumhuriyeti'nde de aynı şartlarda bakana bu Kuzey yetki Kıbrıs, verilmiş. Türk bana da bu yetki verildi. Bu kadar basit. Ama heyecanlandık sonra anlaşılır şu suçlu psikolojisine kapıldı. Ne alakası? Aynı şeyi anlamasınlar. Dönüp dönüp tekrar soruyorsun. Heyecanlanma ki anlamasınlar. Tolga'nın imzaladığı, sevgili Tolga Atakan'ın imzaladığı metinde 14. madde, sen çizdin altını. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sivil havacılık mevzuatında hüküm bulunmayan hallerde diye başlar. Hüküm bulunmayan haller olsaydı ben de diyorum konuşalım. Ki bu sizin burada hüküm şey, var. Okuduğunuz şey tamamen lisanslandırma için geçerlidir. Evet, evet. Kısmi geçici lisanslandırma için orada herhangi bir hüküm yok. Yok. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu konuda bakana yetki verilmiş. Ben de bu yetkiyi hayır kullandım. Yok, öyle olmaz o işler. Öyle işte. Senin mevzuatında. Size gönderdim sertifikasyonu. Bakın dedim. Neyi gönderdim? Türkiye Cumhuriyeti'nde bakana hangi yetki Türkiye Cumhuriyeti'nde ne yapıldı? Benim şu anda gündemim Türkiye değil. Türkiye Cumhuriyeti benim ne yapıldı gündemim, benim için önemli. Çünkü benim senin gündemim, önünde imzalanan bak, o Türkiye, protokolde o bakana bu yetki verir. Yok, hüküm neresinde verir ya? O bakana yetki burada. Okuyorum ya, Türkçe okuyorum buradan. Türkçe okuyorum, izleyenler dinlesin. Mevzuat. Bakana yetki verilir diyen bir laf mı var? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sivil havacılık mevzuatında hüküm bulunmayan hallerde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO'nun yayınlamış olduğu kurallar ile Türkiye Cumhuriyeti Sivil Havacılık Mevzuatı hükümleri geçerlidir. Sen de diyorsun ki Türkiye bakana yetki verdi. Öyle bir şey mi? Bu var diyorum. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı olacak ne zaman devreye girer ve ICAO? Ne zaman ki benim hukukumda bir hüküm yoktur.
O zaman bakabilirim. Senin hukukunda benim hukukumda da yetki kısmi var. Kısmi geçici kabul için herhangi bir şey var mı? Kısmi geçici kabul orada? İçin. Hayır, orada o yok. Protokolde var. Yani hukuk dersi verecek. Ve arkadaşlar, bir dükkanın açılması için ruhsat vermeye yetkili, kalıcı ruhsat vermeye yetkili bir makam, o dükkanın geçici açılması için ruhsat vermeye yetkisizdir. Hukukta böyle kural var. Ve 100 tane hukukçu beraber çalıştınız. Yani ben kalıcı ruhsat vermeye yetkiliyim ama geçici ruhsat vermeye yetkili değilim. Yahu ben havalimanı konusunda kalıcı ruhsat, sonsuza kadar gidecek ruhsat verebiliyorum. Daha 6 aylığı veremiyorum. Zaten söylediğin şey o değil. Tekrar ediyorum, söylediğin şey ise güme gitmesin. Söylediğin şey sivil havacılığın sana burada eksikler vardır ama 6 ay ve bunu yapmak konusunda sorun yoktur dediği, bunun aralıkta bittiği, ocakta bir daha aynı şeyi söylediğini söyledin bu kürsüden. Bu saatten sonra sivil havacılık dairesi mesuldür. Cevap verir vermez onların bileceği iş. Dolayısıyla bunu da yaptın. Yetmedi 6 ay daha, yetmedi 6 ay daha. Ve konuşmanın içinde de dedin ki Ercan Havaalanı daha güvenli hale gelecek meteoroloji kulesi geldiğinde. Daha güvenli Türkçe'de ne demektir? Bu andaki güven bizim açımızdan yeterli değil, daha güvenlisi gelecek. Türkçe'de bu demektir. Ben dikkat ederseniz öyle çok derin bilgiler üzerinden konuşmuyorum. Orada kullanılan, ne? Biz mobil meteoroloji cihazıdır şu anda kullanılan. Tamam. Seyyardır. Tamam. Dolayısıyla şu anda geldi. Daha güvenli olacak. Demek ki şu anda arzu ettiğin kadar güvenli olmadığını söylemiş oluyorum. Ben de onu söylüyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Yani boşuna konuşmuyoruz. Bakın. Zeyilname. Tekrar hatırlatayım. Şimdi çünkü dedi ki Erhan Bey. Zaten dedi biz dedi bu şeyin tahkim heyetinin dedi süresi sona erdi diyor dedi. Tufan Hoca öyle dedi dedi. Öyle dedi. Keşke her söylediğimi aynı şekilde kabul etseydiniz. Tahkim heyetinin süresi sona erdi diyor ya Erhan Bey. Ben de öyle diyorum. Hani o meşhur filmde vardı ya. Hepimiz Zeki Müren'i göreceğiz. Da sorardı adam Zeki Müren de bizi görecek mi? Tam da odur soru. Hani tahkim heyetinin süresinin sona erdiğini ben de sen de söylüyorduk ya. Acaba tahkim heyetinin de bundan haberi var mı? Yani şu anda tahkim heyeti benim sürem doldu deyip dosyayı kapattı eve gitti. Yoksa bir önceki konuşmamda söylediğin gibi tahkim heyeti henüz bizden bilgi ve belge bekliyor. Bu bilgi ve belge gitmediği için tamamlamadı tahkim yargılamasını. O zaman öyle dediydin. Şimdi de diyorsun ki bitti zaten. Peki bittiğini Ongun arkadaşım yanılmıyorsam sordu. Bildirdin mi tahkim heyetine? Dağılın. Çünkü bu iş bitti. Yoksa ansızın karşımıza tahkim heyeti çıktığında da kararını da açıklar. Bu defa bu kürsüye çıkıp ne yapalım tahkim heyeti kararını açıkladı mı diyeceksin. Yani ülkenin yönetilme biçimi bu. Burada sorduğum soruya göre bir hafta öyle, bir hafta böyle, bir hafta başka türlü cevap verilebilir. Bir şey daha soracağım size. Bakın hani dediniz ya 2 seneyi satın aldık biz dediniz. 59 milyon euroya 2 sene satın aldınız. Peki 2 sene satın aldınız da tekrar Zeki Müren'e dönüyorum. TNT'nin bundan haberi var mı? Var tabii canım. Ha, şimdi ben size bir hüküm okuyacağım da göreceksiniz ki yoktur. Bakın sizin imzaladığınız 5 numaralı ek sözleşmede 7. maddenin 1. fıkrası tahkime konu ihtilaflı hususlar. Bunun C bendi. Siz diyorsunuz ki bu sözleşmenin süresi 2042'de biter. TNT ne diyor? Ne zaman bitermiş? 2051'de bitermiş. Siz 2042'de biter sözleşme diyorsunuz. TNT 2051'de biter diyor. Ve siz bunu ihtilaflı bir konu olarak 5 numaralı ek sözleşmenin içine koyuyorsunuz. Yani ne yaptınız? İhtilafı kabul ettiniz. İhtilafı kabul ettiniz 2042-2051 konusunda. Nasıl satın aldınız 2 seneyi? Madem 2 sene 59 milyon euroya satın aldıydınız, ne için anlaşmadıydınız sürenin bitmesi konusunda? Satın almak o demektir. Ben sana 59 milyon euro vereceğim, şu tarihte biteceğinde anlaşacak demektir. Sen 59 milyon euroyu verdin, havadan uçtu, 2 seneyi satın aldım zannettin. Ama TNT'nin 2051'de bitecek iddiası devam ediyor. Sen 2042'de bitecek diyorsun, 9 sene var arada.
Ve bu ihtilafı da tahkim çözecekti. Tahkim devre dışı kaldıysa mahkeme çözecek. Yani sen onun ihtilaf olduğunu kabul ettin. İhtilaf olduğunu kabul edeceğin bir şey için ne için para verdin? Hem de 59 milyon euro. Gerçekten şaka gibi. Şimdi o kelimeleri ben kullanacağım da sonuna bıraktım. Yani o şaka ne? Yani ihtilaf ne dediğin adam ben şunu istiyorum. Evet. Ben de diyorum ki hayır bu böyle. Evet. Biz bunu kayda alıyoruz. Evet. Ne var bunun? Ne için iki seneyi de ihtilaflı bırakmadın da 59 niye milyon euro çat verdin? Niye bırakacağım iki seneyi de ben ne için? Ne için yani iki sene? Ya dünyanın her yerinde pandemi dolayısıyla mücbir sebep ilan edilmiş Türkiye'de dahil. Senin ilan ettiğin ya hiçbir sebep. Sen de ilan ettin. Sen de ilan ettin. Senin hükümetin de ilan etti. Hiçbir pandemi mücbir sebebinde 27 aydı bu. 27 ay 9 gün olmadı bu ülkede. Hiçbir pandemi mücbir sebebinde. Sadece işte onu söylüyorum. Ercan dışındaki hiçbir pandemi mücbir sebebi bu ülkede 27 ay 9 gün sayılmadı. 27 ay 9 günü sen saydın. 27 ay 9 günü saydın. 2 seneyi ödedin. Ve 2 seneyi ödeyip 2051'den 2042 ihtilafını da kabul ettin. Ne koymadın onu da ihtilaflı olsun? Ne bırakmadın onu da ihtilaflı olsun madem sözleşmede vardı? Ne için sen 2 seneyi ödeyin de 9 senede ihtilaf devam eder? Hiçbir açıklaması yoktur bunun. Hiçbir açıklaması. Neye vakit kaybediyorsun? Mahkemede değil mi bu konu kardeşim? Ben ne için vakit kaybediyorum bilin. Söyleyeyim sana ne için vakit kaybediyorum. Çünkü bakan sensin. Sen bakan olduğun için ben burada vakit kaybediyorum. Sensin bu sözleşmeyi imzalayan. Sensin bu tüzüğü değiştirden. Sensin Haledağ'a şimdi yangınla ilgili sana örnek vereceğim. Haledağ'a bu konuda hiçbir adım atmayan. Ben de mecbur kalırım vakit kaybedeyim. Her hafta çıkayım bu kürsüden sana aynı şeyleri anlatayım. Çünkü geçen çıkışımda ne dediydin? Tahkim heyeti daha bilgi ve belge bekler dediydin. Bu çıkışımda yok zaten süresi bitti dedin. Demek her çıkışımda değişiyor. Ben keyfimden zaten bunları konuşurum. Başka işim yok. Ama siz hiçbir şey ciddi yapmadığınız için mecbur kalırız. Tekrar tekrar çıkalım. Şimdi gelelim itfaiyeye de. İtfaiyeyi nereye aldın? Bak. Gene 5 numaralı sözleşme. D bendi bu defa. 7'ye 1'in D bendi. Taraflar hava seyri sefer ve meydan itfaiye hizmetlerine yönelik masraflar, meydan itfaiye hizmetlerine yönelik masraflar, ağırdağ yayladağ sistemleri, smart sistemi yatırımları ve itfaiye yeni araç alımları ve masrafları konusunda kimin sorumlu olduğu hususunda ihtilafa sahip oldukları konusunda mutabık olduklarını kabul ve derhuttedir. Neyi kabul etmiş beyefendi? Bu Ercan'da meydan itfaiye hizmetlerine yönelik masraflar, itfaiye yeni araç alımları, masrafları konusunda kimin sorumlu olduğunu bilmiyoruz. İhtilaf konusudur bu demiş. Bakın size zeyinlameden okuyorum. Zeyinlamenin 14. maddesi. Altına yazılmış Ercan Havaalanı'nın işletme haklarının devredilmesine ilişkin ihale şartnamesi ve sözleşmesinde belirtildiği gibi hava seyri sefer ve itfaiye hizmetlerine yönelik tüm sistem yatırımları görevli şirket tarafından sağlanacaktır. Bunu söyleyen zeyinname. Bu zeyinname şirketi de sizi de bağlar mı? Bağlar. Zeyinname ne diyor? İtfaiye hizmetlerine yönelik tüm sistemlerin parası görevli şirket tarafından ödenecek. Siz ne yaptınız? 5 numaralı ek sözleşmeyle dediniz ki bu konu ihtilaflıdır. Nasıl ihtilaflıdır? Nasıl ihtilaflıdır? Zeyinname'de okuyorum ya sana. Zeyinname'de şirketin ödeyeceği güvence altına alınmış bir şeyi sen 5 numaralı ek protokolle uyuşmazlık konusu haline getirdin. Nasıl bir kafadır ya bu? Nasıl bu memleketin kaynaklarına sahip çıkacaksınız siz ya? Yani bu kadar net madde okuyorum ya sana. Bu da Tolga Atakan'ın imzaladığı protokolle ilgilidir. Ya arkadaş orada şu anda itfaiye teşkilatı var, araçları var. Ben istiyorum ki köpük sıkan, düzgün, daha modern itfaiye araçları al. O diyor ki hayır ben bunlarla yetineceğim. Ne İhtilaf için? Budur. İhtilaf bu değil. Senin yazdığın ihtilafı sana okuyorum. Senin yazdığın ihtilaf diyorsun ki, aha buradan okuyorum sana. Meydan itfaiye hizmetlerine yönelik masraflar ve yeni araç alımları, masrafları konularında kimin sorumlu olduğu hususunda ihtilaf var diyor. Kardeşim onda bir sorun yok. Nasıl yok? İhtilaf ben daha modern, tekrar söylüyorum. Var daha mı ihtilaf modern bu konuda?
Allah'ım ya Rabbi. Sen bana şunu söyle ya. Ya arkadaş. Bak net soruyorum sana. Madem cevap verin. Net soruyorum. Meydan itfaiye hizmetlerine yönelik masrafların şirketin sorumluluğu olduğu doğrudur konusunda ihtilaf var mı? Hayır. Yoktur. Ne yazdın o zaman buraya? Ben istiyorum. Var yazdın bak buraya. Hocam tekrar söylüyorum. Ben daha modern cihazlar istiyorum. Köpük sıkan itfaiye araçları istiyorum. O da diyor ki ben bunlarla orada yazmıyor hangi araçları alacağımı, şunu vesaire. İtilaf budur. Tamam. Ben doğru kabul ettim. Aynı Erkut Bey'in söylediği doğru gibi. Doğru kabul ettim. İK kurallarına göre daha modern doğru kabul ettim. Arkadaşlar bu memlekette hangi avukata, yok yüz avukata, yok yüz avukata, hangi avukata derseniz deyin, ihtilafımız köpük sıkan itfaiye araçları konusundadır. Deyin hangi avukata söylerseniz söyleyin. Bu metne yazar der ki köpük sıkan itfaiye. Hayır efendim. Geri zekalı olmadıkları varsayımıyla devlet sözleşme imzalar. Yani sen buraya yazacaksın açıkça meydan itfaiye hizmetlerine yönelik masraflar rın kimin sorumluluğunda olduğu konusunda ihtilaf var ve güveneceğin gerizekalı değildir nasılsa karar verecek olan. Da onun için ben bunu buraya yazdım. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Nereye takıldım ya? Senin yazdığın halta takıldım. Bu kadar gayri ciddi olacaksın. Bir daha üstünden çıkacaksın gayri. Gayri ciddisin. Senin yazdığın abuk subuk şeyler okurum iki saattir. Abuk subuk, saçma sapan. Kimseye sormadan. Kendini bir halt zannediyorum. Neyi anlattın be 20 defa? Aha okurum sağ buradan. Başkan boşuna sinir olmayın. Ne için sinir olmayın? Hayır bakanlık ne yapacak. Ne şov be? Şov senin olduğun yerde başka kim şov yapacak? İnsan mı bunlar ya? İşte her zaman gelin. Şovmen. Ya ülkeyi yönetecek insanlar ki bunlar. Yaptığın hiçbir halta ilişkin değmez. Verecektir. Hadi. Bütün hepsini verendirin. Hepsini verendirin. Elini kör edemez. Böyle bakanlık olursa. Aynı şeyler aynı hikaye. Aynı adamı konuşmadan. Hala da aynı hikaye. Terbiyesiz. Ha bu terbiyesizleri bu memlekette siz bu hale getirdiniz. Yaptığı hiçbir haltı denetlemeyeceksiniz. Ağzına geleni yazacak buraya. Burada söylediği inan yazdığı birbirini tutmayacak. Ve hala daha hala daha bu sistem devam edecek. Ne için? Koltuklara yapışasınız diye. Başka hiçbir şey değil. Bu memleketi durmadan zarara sokacaksınız. 59 milyon oradan. Yok bakanlar kurunda tüzük değişikliği getirecek. Tak çakacaksınız imzayı. İtfaiye hizmetleriyle ilgili açık zeyinname var. Yahu bu zeyinlameyi Ulusal Birlik Partisi'nin bürokratları yaptı yahu. Bari kendi yaptığınız işe sahip çıkın. Bu zeyinlameyi ben yapmadım. CTP de yapmadı. Sözleşmeyi de siz imzaladınız. Şartname de sizdendir. Zeyinname de sizdendir. Sizin yazdığınız zeyinlamede der ki itfaiye hizmetlerinin bedelini şirket ödeyecek. Dönersiniz sözleşme hazırlar adam 5 numaralı ek protokol yazar içine der ki belli değil kimin ödeyeceği mahkeme karar versin. 2 seneyi satın alacağım diye 59 milyon euro verdim der. Adamın 2051 iddiası devam eder ve kabul eder bunun uyuşmazlık olduğunu. Hal bu da şovmen diyerek çıkacak terbiyesiz. Kapasitesi bu kadar bak. Böyle bir şey olamaz kapasitesi ya. Kapasitesi bu kadar. Çünkü verecek cevabı yok. Bu ve cevabı yok. Dönecek bilmem ne zamanda bilmem ne protokol. Bir günde kendi dönemini savunacak bir tane makul mantıklı gerekçe üret ya. Hiçbir şey yok. Ve hala daha burada gayet rahat sanki karşısındakilerin hepsi salaktır bir kendi akıllı ağzına geleni söyleyecek. Yani bu terbiyesizliğin hududu yok. Ve bundan sonrası da arkadaşlar bundan öncesi gibi de olmayacak. Çünkü kendi net olarak zaten söylemeye devam ediyor. Buradaki güvenlik sorununu da söylemeye devam ediyor. O 6 aylık süre konusunda kendine sivil havacılığın aslında görüşte vermediğini de söylüyor. Buna rağmen de süreleri uzattığını da söylüyor. Bu bakanlar kurulu da süreleri uzatmasına izin veriyor. Bir tek 6 ay varken 6 ay diye sonsuza kadar uzatılmış bir bakanlar kurulundan geçen tüzük de söz konusu. Ve buna rağmen edebini, terbiyesini de aşarak burada bana şovmen diyecek. Çünkü ben keyfimden ve kendi, aha buradadır yüzü, bu kadar da
ayıp görmedim hayatımda. Ben bu konuyu konuştum da burada yoktu. Ve kendinin ricasıdır ha benden. Hocam bir daha konuşacağında ben burada olmak istiyorum. Ama bu hafta burada yokum. Lütfen bu hafta konuşma demedin sen bana. Da şimdi de fırsat buldum da cevap veriyorum den. Dedin demedi mi? Söyle. Bunu da yalan söylüyorum. De da bileyim artık kimsin. Dedin. Dedin ve ben de sen dedin diye o hafta konuşmadım. Bu haftaya bıraktım. Ve bu hafta çıkacaksın bu kürsüden senin ricanın üzerine erteledim konuşmamı. Ve çıkacaksın bu kürsüden boşuna zaman kaybediyorsunuz diyeceksin bana. Madem boşuna zaman kaybediyorduk ne dedin? Hocam şimdi konuşma da sonra konuş da ben de cevap verebileyim. Da ben de nezaket gösterdim sana. Da bekledim bir hafta daha gelesin de cevap veresin. Yani arkadaşlar halk da görüyor, herkes de görüyor. Mefta var karşımızda. Meftayla konuşmaya çalıştık. Bunu senin için söylemedim ha. Bilirsiniz kimin için söyledim. Bir mefta var karşımızda. Meftayı anlatmaya çalıştık. Ve bir daha üstünden bize şovmenlik basacak beyefendi. Ben hayatımda çok gördüm bu kelimeye yakışan insan. Ama bunu böyle söylediğimde 9 boğumdur benim gırtlağım. Hiç uzatma. Hiç uzatma. Kapasite yok başkan. Neredeyim? 62. maddede dediğin ki kurallara uyacağım. Hadi ya. Haa güzel. Hadi ya. Güzel. Ya. Şimdi 2 saattir aynı şekilde. Çok güzel oldu. Şimdi bu da geldi. Getirdiniz. Arkadaşlar kamuoyu da bilsin o zaman. Bilsin bak, kamuoyu. Kamuoyu da bilsin. 10 dakikalık. Sayın Ünal Üstel. 62. maddede Sayın Ünal Üstel. Sayın Ünal Üstel, Sayın Ünal Üstel, buradaysa davet ediyorum kendini salona. Sayın Ünal Üstel, Sayın Fazilet Özdenef oradadır. Konuşmamız üzerine dedi ki, hoca sana öyle söylediler ama salı günü de konuşursan sen, ben gene burada olmak zorunda olacağım, sıkışacağım. Ne olur pazartesi konuş. Ben de dedim ki kendine ben kabul ederim ettiğimi söyledim zaten. Ama git meclis başkanına söyle. Meclis başkanı kürsüden bunu söylesin dedim. Ve geldi meclis başkanına söyledi. Kürsüden söylendi bu. Onun için 62. maddeden bu şekilde konuşuyorum. Ben öyle bu işleri ezbere yapmam senin gibi. Ve bu tutanaklarda vardır. Çok heveskarsan, meraklısıysan al tutanakları da oku. Hariçten gazi okuma. Ortaklarından da birbirinden haberin olsun bundan sonra. Her biri bir diyarda. Ben hepsini ayrı anlatacağım bunları. Başka işimiz yok çünkü bizim. Ha söyledim sana nasıl oldu? Meraklısıysan Ünal Bey oradaysa git çağır kendi gelsin ve söylesin. Geçtiğimiz hafta Sayın Başbakan bu beyanı ben yine kürsüye atıyorum. Siz kürsüdeyken kürsüden söyledi ve beyan edildi bu. Bunu tutanaklara geçirdim onun için ne zaman sıkışsan ne zaman sıkışsan başka bir takım yollara sapma merağın seni tabii ki sürekli olarak yanlışa. Sayın Nur Lütör'e konuşursunuz eğer bir itirazınız varsa. İtirazınız varsa tekrar söylüyorum. Sayın Nur Üstel'le ortağınızla konuşun. Hiç meraklısı değilim sadece pazartesi konuşayım. Salı da konuşurum. Onu da söylediydim zaten. Hem kendiniz talep edeceksiniz hem birbirinizden haberiniz olmayacak. Ama konu bu değil zaten. Konuyu çevirme o bir tarafa. Konu nettir. 2 seneyi satın aldım, 59 milyon verdim. Hiçbir halkla satın almadın. İddia devam eder. Yangınla ilgili hizmetler konusunda şey açıktır, zehirleme açıktır. Açık olmasına rağmen bunu uyuşmazlık olarak kaydettin. Tahkimi görevlendirdin, tahkim devam eder orada. Tahkim devam etmesine rağmen bu kürsüden merak etmeyin de tahkim bitti zaten. Açıklaması yaptın. 6 ay uzatma bizim hukukumuza göre sivil havacılığın şeyini gerektirirdi, kararını gerektirirdi. Bunu bypass etmek için tüzük değiştirdin. Sivil havacılık sana görüş vermedi, bu kürsüden verdi dedin. 6 ay bitti, eksiklikler giderilmedi, bir 6 ay daha uzattın. Konu budur. Konu 62. madde bilmem ne değildir. Yan yollara sapmaya da kalkma. Bu memlekette ülkeyi yönetmeme biçiminiz tam da budur. Tablo nettir. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Erirman. Sayın Hüseyin Çavuş buyurunuz. Evet Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Öncelikle Sayın Hocama teşekkür ediyorum. Yeniden bir açıklama. Teşekkür ederim.
Teşekkürler Sayın Amzoğlu. Devam edin Sayın Köylü. Evet, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Öncelikle Sayın Tufan Erurman'a teşekkür ediyorum. Bir açıklama fırsatı verdiği için. Elbette ki onun gailesi, tabii ki hepimizin gailesi. Güzelyurt'taki, özellikle King Mandora'daki durumu buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Dün itibariyle 26 bin ton hasat yapılmış bir durumdadır. Ve şu anda diğer fabrikalarına devreye girmesiyle günlük 900 ile 1000 ton arasında bir kesim bulunmaktadır. Ve geçmiş yıllara baktığımızda da Mart sonuna kadar bu ürünün hasatı yapıldığı var ortada. Biz de son yapmış olduğumuz girişimlerle ve yapmış olduğumuz tespitlerde King Mandora'nın 55-56 bin ton civarında bir rekoltesi olduğu ve bunun da hasatının 50 bin ton civarına yaklaşacağı hedefiyle çalışıyoruz. Geçen hafta itibariyle diğer fabrikalarda devreye girdi. Az önce Tufan Hoca da ifade etti. Gerek Yeşat Tüzü üzerinden gerekse de Azerbaycan ve Irak noktasındaki kapasitemizi artırıyoruz. Direkt bir geçiş olduğu için o noktada bir sıkıntı görmüyoruz. Ve buradaki diğer üç fabrikanın da ihracatçının da devreye girmesiyle şu anki hasat, günlük hasatımız 900 ile 1000 ton civarındadır. Biyolojik mücadeleyle ilgili Tufan Hoca'nın söyledikleri var. Tabii ki biz ülke olarak, hükümet olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Bununla ilgili kurmuş olduğumuz seralarda bu böcek çoğaltılıyor. Ve önümüzdeki 10 gün içerisinde de bu böceğin zararlısı getirilerek çoğaltılıp bunu en kısa sürede baskı altına almayı hedefliyoruz. Tabii ki bu ülkede iki devlet arasında bir ortak çalışma olması için de girişim yaptık. Gerek Avrupa Birliği üzerinden, gerekse Cumhurbaşkanlığı üzerinden gerekli yazışmalar yapıldı. Bu noktada da bir cevap gelirse biz ortak mücadele etme noktasında da hazırız. Tabii ki her ülke kendi karantina kurallarını uyguluyor. Biz de diğer ülkelere karşı karantina kurallarımızı, az önce Tufan Hoca da ifade etti, uyguluyoruz. Denetimlerden bahsetti Tufan Hoca. Fırsat olmuşken onu da ifade edeyim. Tarım Bakanlığı'nın üzerine düşen denetimler devam ediyor, artarak devam ettirmekteyiz. Veteriner dairemizin yapmış olduğu her alandaki hijyen denetimi ortalama aylık 240 denetim yapıyoruz. Ve yine tarım dairemizin yapmış olduğu test kapasitesini artırdık. Sadece Şubat ayı içerisinde 306 test yaptık. Peki bu da geçmişe baktığımızda rekor bir testtir. 240 pestisit testi ve 66 zeytinyağı testiyle 306 denetim yapıyoruz. Yani halkımızın burada bu konularda güvende olduğunu ve güvenli bir şekilde gıdayı tüketebileceğini ifade etmek isterim. Kapasite olarak da Tufan Hocam bahsettiği şeyler çok da küçümsenecek çalışmalar değil. Bugüne kadar yapılmayan herhangi bir şekilde depolama kapasitesi artırılmayan bir noktada 40 bin tonluk bir depolama kapasitesini hayata geçireceğiz. Ama en kısa sürede de biz bir makineyi daha sıkma makinesinde 10 gün içerisinde hayata geçiriyoruz. Belki yetiştirirsek ikinci bir makineyi daha hayata geçireceğiz ve böylelikle sıkma kapasitemizi artıracağız. Tabii ki Valencia noktasındaki sıkma kapasitemiz daha da yüksek olacak. Çünkü ürün çeşidinden dolayı Valencia'daki sıkma kapasitemizi özellikle bu makine devreye girdikten sonra günlük ortalama 450 ton civarında 500 tona yakın bir kapasiteye çıkarmak istiyoruz. Tabii ki bu süreç, geçen hafta ifade ettim, bu bir doğal afet. Bununla ilgili hem biyolojik mücadeleye devam ediyoruz, hem de üreticinin zarar etmemesi ve bu ürünün ihracatının yapılabilmesi noktasında her türlü çalışmayı yerine getiriyoruz. Geçen hafta itibariyle 17 veya 12 bin ton civarında bir ürünün dalında, özellikle King Mandora'da kalabileceği ve bununla da ilgili geçen hafta pazartesi itibariyle kurmuş olduğumuz iki komitenin bugün itibariyle geçen hafta pazartesinden beri tespit yaptığını
Ve bu tespitler sonucunda da eğer üreticinin üzerinde kalan bir ürünü varsa bunu da zaten tazmin edeceğimizi ifade etmiştik. Şu anki görünen nokta, eğer her şey yolunda giderse, tabii ki tarım canlı bir sektördür. 50 bin tona King Mandora'ya ulaşmak kapasitesine ulaşmak için çabalıyoruz. Böylelikle de geçen hafta 12 bin, 17 bin tonluk hedef daha da aşağılara düşmüştür. Bu süreç içerisindeki çalışmalarımız devam ediyor. Yine bu konularla ilgili hem zaten hafta içerisinde basınla ilgili üreteceğimize ve bizzat ben kendim gidip bilgi veriyorum. Buradan da bir fırsat bilerek üreticiye bilgilendirmek istedim. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Bakan. Hani sağlık sertifikasından bahsettik ve elbette ki artık üründe, yani ürün satmada sağlık sertifikaları çok çok önemlidir. Evet. Sertifikasyon çok önemlidir. Evet. Bununla ilgili şu anda üreticinin bu sertifikaları, sağlık sertifikalarını kolay alabilmeleri adına hani böyle uzun vadeli çalışma değil de yakın zamanda yeşil hat tüzüğünü de daha efektif kullanabilme adına nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz? Yani kolaylıkla alabilecek mi bu üreticiler bu sağlık sertifikalarını? En azından geçen hafta itibariyle sağlık sertifikalarını almak için çalışmalar bitti. Yarın kesim başlıyor. Bu yeşil hat tüzüğü üzerindeki çalışmalar zaten yasayla belirlenmiş. Bununla da ilgili biz üstümüze düşen her türlü çabayı sarf ediyoruz ve bu çalışmalar bitti. Yarın hasat başlayacak. Aldığım son bilgi yarın hasatın başlayacağıdır. Azerbaycan ve Irak noktasında bizim kendi sağlık sertifikamızla ihracatımız devam ediyor. Kapasite artırılarak devam ediyor. Devrim Bey, kısa son soruyu da sizden alıyorum. Sayın Bakan, 27 Şubat 2024 tarihinde Bakanlar Kurulu Siprivax'in bütçede 60 milyon TL ödeneği var biliyorsunuz. Bu 60 milyon TL'nin 1,5 milyon dolarını temlik verdi. Birinci sorun, bu temliği hangi işlem için verdi Siprivax'e Maliye Bakanlığı? Yani talep sizden geldi ki verildi. Devamlılığı için. Efendim? Sürdürülebilir devamlılığı için. Yani şimdi temlik verme işlemi bir şeye borcunu ödemek için kredi alıyor, buna karşılık teminat verildi. Bunu merak ettim. Neyse onu söylerseniz. Bir de şu anda Siprivax'in 29 Ocak 2024 tarihinde yaklaşık 6 aydır Merkez Bankası aracılığıyla ikrazlı olarak 1 milyon 10.740 dolar borçlanması vardı. Sürekli olarak %4.06 faizle bu borç başka bir borcundan kapatılarak dolar yükü, faiz yükü altına Siprivax konuluyor. Bu borcun kapanmasına yönelik bir planlama var mı? Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Berçin. Tabii ki bu 1 milyon dolarla ilgili Siprivax'in yatırımlarını yapması ve bu yıla hazırlanması içindir. Ve üreticiden bu ürünü alması, fabrikayı bakımını yapabilmesi adına yapılmıştır. Ve bunu da zaten hasat sonu bittikten sonra bu borcu da ödeyebilecek noktadadır. Bu borcu alırken yine buralarda bu soru sorulmuştu ve bunun karşılığının Siprivax'te alacağı olarak bulunmaktadır. Bu noktada herhangi bir sıkıntı yok. 1,5 milyon dolarla ilgili de zaten bu geçmişten de geliyor. Bunu güncelledik ve Siprivax'in üzerine düşen maddi yükümlülüğü kendini sürdürebilir olması, işçisini ödeyebilmesi, yatırımlarını yapabilmesi ve hasatçısını ödeyebilmesi noktasında atılmış bir rutin adımdır. Ve aynı zamanda da az önce ifade ettim, bir makine daha gelecek. Bu makinenin ülkemize gelebilmesi için kullanacağı bir paradır. Teşekkür ederim Devrim Bey. Teşekkürler Sayın Bakan. Sayın Bakan, şimdi Mart sonuna kadar Mandora hasatının devam edeceğini söylediniz. Lakin tabii ki bugün itibariyle bile ciddi oranda bir döküm yapıyor Mandora ağaçları. Ve dolayısıyla örneğin 20 Mart'ta, 25 Mart'ta bahçeye girip de kesim yapıldığı zaman büyük ihtimalle dönüm başına birkaç ton mal yerde olacak. Bunların tazminiyle ilgili bir çalışma yapacak mısınız? Yoksa sadece hiç girilmeyen bahçelere mi, tazminat ödemesi yapılacak? Bunu merak ediyorum. Tabii ki bununla ilgili teknik komite sahada. Bu komitenin sadece bizim tarım dairemiz değil, aynı zamanda üretici birliklerinin de içinde temsil verdiği bir komite. Bu komitenin raporuna göre bakanlık bunu değerlendirecektir.
zaten üzerinde üretici dalında düşen bir ürünü kestirmek istemiyorsa bunun da zaten aynı fiyat üzerinden tazmin edeceğimizi ifade ettik. Cumhuriyetinden gelecek olan ekip dalında kalan ürün için ne çalışması yapacak Sayın Bakan? Çünkü bildiğim kadarıyla Tarım Bakanlığı yetkilileri tarlalarda dalında kalan ürünü tespiti için çalışmalara başlamış. Tabii ki durumda. Ne demek? Bu bizim geçen haftadan beri vurmuş olduğumuz iki komitenin yapmış olduğu bir değerlendirme. Türkiye'den gelecek olan ekip teknik olarak bizlerle görüşecek. Bu bilgi alışverişi yapılacak ve bu noktadaki çalışmaları yapacaktır. Ama şu an sahada olan bizim ekiplerimizdir ve hızlı bir şekilde bir konsensus içerisinde herhangi bir şekilde ne üretici birlikleri ve ne üreticiyle şu ana kadar bir çelişki olmadan bu tespitler yapılıyor. Tabii ki geçen hafta da ifade ettim buradan. Şu an için çıkışta konsantre fiyatları takip ediyoruz. Bu süreç böyle mi devam edecek? Geçen hafta ifade etmiştim. Bu süreç sonunda tamamen konsantre fiyatları ve karlılığı ortaya konacak. Bunu o süreç içerisinde yeniden değerlendireceğiz. Peki bu üreticiye yansıyacak mı? Sayın Selay Şahiner. Eğer gerekli nokta yatırım dönüşecekse Siprioks'le ilgili bu noktada adım atılacak. Son olarak Fide Hanım'dan alıyorum soru. Başka soru yoktur görebildiğim kadarıyla. Buyurun Fide Hanım. Sayın Bakan, zeytinyağıyla ilgili bilgi verdiğiniz analizlerde kaç firma itiraz etti ve şahit numune gönderildi? Tahşişli çıkan firmalar arasında. Tabii ki Fide Hanım bu ve ne zaman bu konuyu gündeminde tutuyor. Benim de çok hoşuma gidiyor aslında yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu ifade ediyor. Yalnız şurada bakanlık bunu yayınlamadı. Bu isimleri deşifre etmedi noktasında birkaç sözünüz oldu. Bunu kabul etmek doğru değil. Çünkü itiraz eden ve diğer ürününü yeniden test etmek isteyen üreticilerimiz oldu. Bununla ilgili cevaplar bugün geldi ve bugün itibariyle de bu isimleri zaten basınla paylaşacağız. İtiraz eden 3 bildiğim kadarıyla firma var. Sonuncusu da bugün itibariyle cevabı geldi ve yine tahşişli bir noktada bugün de zaten paylaşıyoruz. Ama itirazların değerlendirmesi gelmeden bunu yayınlamak mümkün değildi. Yayınlamama sebebimiz de buydu. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Bakan. Sayın milletvekilleri, şimdi 3. kısım komitelerden gelen tasarı, öneriler ve görüşülecek diğer işler kısmına geçiyoruz. Bu kısımda 1. sırada muhaciret dairesi, kuruluş, görev ve çalışma esasları, değişiklik yasa tasarısı ve idari kamu ve sağlık işleri komitesinin tasarıya ilişkin raporu görüşülecektir. Sayın komite başkanı, raporunuzu sunar mısınız lütfen? Teşekkür ederim Sayın Başkan. Komitemiz 19 Ocak 2024, 1 Şubat 2024 ve 15 Şubat 2024 tarihinde yapmış olduğu toplantılarda muhaciret dairesi, kuruluş, görev ve çalışma esasları değişiklik yasa tasarısını ekteki sunuş gerekçesiyle birlikte Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Personel Dairesi ve Muhaciret Dairesi yetkilileriyle birlikte Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası KTAMS ve Kamu Görevlileri Sendikası KAMUSEN temsilcilerinin vermiş olduğu bilgi yarışında görüşmüş ve çalışmalarını tamamlamıştır. Ayrıca komite toplantılarına Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Sami Özuslu ve Girne Bağımsız Milletvekili Sayın Jale Refik Rogers da katkıda bulunmuşlardır. Komitemiz tasarının kısa ismini düzenleyen 1. maddesini aynen ve oy birliğiyle kabul etmiştir. Esas yasaya şubelerin görevleri yan başlıklı yeni 5A maddesinin eklenmesini öngören tasarının 2. maddesinde komitemiz şubelerin görevleriyle ilgili kuralların bu görevlere bir sınırlandırma gerektireceği gerekçesiyle esas yasanın dairenin görevleri yan baş 4. maddesinin altın maddesine atıfta bulunarak şube görevlerini daha geniş bir çerçevede düzenlemek amacıyla yeniden kaleme almış ve maddeyi yapılan tüm değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oy birliğiyle kabul etmiştir.
Esas yasanın kadrolar birinci cetvel yan başlıklı 10. maddesinin 3. fıkrasında değişiklik öngören ve yeni 4. fıkra eklenmesini içeren tasarının 3. maddesinde komitemiz maddeyi yasa tekniği açısından tümden ele almayı uygun bularak maddeyi yeniden düzenlemiş ve daha açık ve anlaşılır olması amacıyla birinci cetvelde belirtilen kadroların hangilerinin kaç adet doldurulacağına ilişkin kuralı da maddeyi yeni 4. fıkraya olarak eklemiştir. Tasarının 3. maddesi yapılan tüm değişiklik ve teknik düzenlemeler ve maddeye bağlı cetveliyle birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. Esas yasanın hizmet şemaları 2. cetvel yan başlıklı 11. maddesinde değişiklik öngören tasarının 4. maddesinde komitemiz maddeyi daha açık ve anlaşılır olması amacıyla yeniden kaleme almış ve 1. cetveldeki kadro sayılarına ve baremlerine paralel olarak 2. cetveldeki kadro sayılarını ve baremlerini yeniden düzenlemiş, dairede görev yapan personelin görev, yetki ve sorumluluklarını herhangi bir görev çatışmasına mahal vermemek adına daha açık ve anlaşılır olması amacıyla yeniden kaleme almış ve her kadro için sahip olunması gereken öğrenim koşulları ile yabancı dil bilgisinin düzeyinin ne olacağını göz önünde bulundurarak aranan nitelikleri de yeniden düzenlemiştir. Tasarının 4. maddesi yapılan tüm değişiklik ve düzenlemelerle ve maddeye bağlı cetvelleriyle birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komitemiz tahsilat işlerini yapacak olan personele tahsil ettiği kamu parasını muhafaza etmek ve bankadaki ilgili hesaba ve gelir ve vergi dairesi gelirler vergisine yatırmayla ilgili görev yetki ve sorumluluklarına yeni kural getirdiği için iş tüzüğün komitelerin yetkisi, toplantı yeri ve zamanı yan başlığı 29. maddesinin 1. fıkrasının B bendi uyarınca dairede fiilen tahsilat işlemlerini yapan personele fiilen yaptıkları iş için risk ve sorumluluğunu göz önünde bulundurarak fiilen görev yaptıkları sürece her ay maaşlarına ek olarak %2,5 oranında kasa tahsisatı verilmesi uygun bulunarak kasa tahsisatı yan başlıklı yeni 5. maddeyi tasarıya oy birliğiyle eklemiş ve ondan sonra gelen maddeleri yeniden sayılandırmıştır. Yürürlüğe giriş yan başlıklı tasarının eski 5. yeni 6. maddesi yapılan teknik düzenleme ile birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tasarının tümü oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komitemiz tasarının sunulan rapor ışığında görüşülerek kabulüne oy birliğiyle genel kurula salık verir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, muhaciret dairesi kuruluş görev ve çalışma esasları yasası en son 2009 yılında değişiklik yapılmış ve özellikle 2018 yılında dörtlü hükümet döneminde Ayşegül Hanım'ın bakan olduğu dönemde de ikamet izinleri ve vizeler tüzüğüyle birlikte daha önce izin almaktan muaf tutulan yabancı uyrukların kişilerin izin alma durumunda kaldığından dolayı dairenin de yükü artmıştır. Özellikle ülkemizde artan nüfus ve bunun yanında artan kaçak yaşam, insan ticareti ve düzensiz göçle mücadele edebilmek için daha fazla personele ihtiyaç duyulmuştur. Dolayısıyla burada bu yasayı hazırlayan Ziya Bey döneminde de çalışmalar oldu. Şimdiki bakan dönemimizde de, Dursun Bey döneminde de önemli bir teşkilat yasası. Öte yandan dairede personel arasında emekliye ayrılanlar da oldu ve şu anda muhacirat dairesinde ciddi bir personel eksikliği ve personel yetersizliği sorunları yaşanıyor. Bu yasayla kadro sayıları, baremleri yeniden düzenlenmiş. Dairede görev yapan personelin görev yetki ve sorumlulukları herhangi bir görev çatışmasına mahal vermemek adına tekrardan düzenlenmiş ve kaleme alınmıştır. Her kadro içinde sahip olunması gereken öğrenim koşulları ve yabancı dil bilgisi düzeyinin ne olacağı da göz önünde bulundurarak ve nitelikleri de yeniden düzenlenmiştir. Bu bağlamda komiteye katkı veren de muhalefete de, muhalefet milletvekillerimize de ayrıyeten teşekkür eder, saygılar sunarım. Teşekkürler Sayın Yeşilırmak. Sayın milletvekilleri, rapor ve tasarının bütün üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. Şimdi söz isteminde bulunacak olanları sırayla belirlemeliyiz. Söz isteminde Sayın Filiz Besim'i gördüm. Başka söz isteminde bulunan var mı? Sayın Ayşegül Baybars. Tamam, buyurun Sayın Besim.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Muhacirat Dairesi kuruluş, görev ve çalışma esasları değişiklik yasa tasarısını biraz önce Sayın Komite Başkanımız Emrah Yeşilırmak'ın da dediği gibi komitede görüşerek oy birliğiyle kabul ettik. Bildiğiniz gibi bu yasa 1988'de aslında yapılmış bir yasaydı. 2009'da Cumhuriyetçi Türk Partisi döneminde kadrolar yeniden yapılandırılarak düzenlemeye gidilmişti. Ve sonrasında da 2019 yılında daimi ikametgah ve vizelendirme konusunda bir tüzük değişikliği yapıldı. Biz Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri olarak Muhacirat Dairesi'nin güçlendirilmesine çok önem verdik ve bu anlamda da gerek personelin artırılması, gerek personelin özlük haklarının artırılması, gerekse kualifikasyonlar anlamında yani kaliteli memur alabilme, İngilizce, yabancı dil, hukukçu anlamında çok ciddi katkılar sağlamaya çalıştık. Çünkü içine düştüğümüz durumda, ülkenin içine düştüğü durumda gerçekten de bu yasanı, bu dairenin güçlü bir yasa olmasını çok önemsiyoruz, çok anlamlı buluyoruz ve dediğim gibi elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Daire biraz önce Sayın Başkan'ın da dediği gibi şu anda neredeyse çoğu görev geçici personeller tarafından yapılmaktadır. Hatta yurttaşlık işlemleri gibi hani bir ülkenin yaşamsal işlemleri olan işlemler bile bu yasanın, bu dairenin geçici personelleri tarafından yapılmaktadır. Bunlar önemli konulardır. Bu yasanın gerekçesinde, genel gerekçesinde de belirtildiği gibi ülkenin içine düştüğü insan ticareti, kaçak yaşam ve buna benzer kontrolsüz göç alışıyla ilgili genel gerekçelerden bahsediyor ve bu dairenin bunlarla mücadele edebilmek için teşkilatının güçlü olmasını anlatmaya çalışıyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, evet bunlar şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içinde yaşadığımız bu adanın kuzeyinin çok büyük sorunlarıdır. Ancak bu sorunları bilmeliyiz ki sadece Muhacirat Dairesi'nin teşkilat yasasını güçlendirerek üstesinden gelemeyeceğiz. Bu konularla ilgili ciddi devlet politikalarına, ciddi hükümet politikalarına, sürdürülebilir politikalara ihtiyaç vardır ve aslında bu anlamda ciddi boyutta çalışmak zorundayız. Örneğin 2019'da geçirilen 18 yaşının altında, 60 yaşının üzerinde ve öğrencilerin daimi ikamet almak için illeki zorunlu izin almalarıyla ilgili bugün İçişleri Bakanlığı bize sorduğumuz zaman kaç tane 18 yaşının altında yabancı burada ikamet ediyor? Kaç tane 60 yaşının üzerinde yabancı burada ikamet ediyor? Kaç tane evlilik yoluyla kişi burada ikamet ediyor yabancılardan? Bunlarla ilgili maalesef hani bu yasa, bu dairenin yükünü azaltmak için güçlendirelim ama bu yasa, daire madem ki bunlarla uğraşıyor ve yükü de çok ağırdır. Evet, kesinlikle çok ağırdır. Ve bu kadrolarda maalesef bu işler geçici personeller tarafından yapılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın bize bu rakamlarla ilgili çok ciddi de verilerde veri vermesi gerekiyor. Bunları bilmemiz gerekiyor ki bu ülkede düzgün eğitimdir, sağlıktır, başka konularda politikalarımızı ayarlayabilelim. Yurttaşlık, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bir hak değildir. Yani bir ülkeye gittiğiniz zaman ille de o ülkede yurttaş olacaksınız diye genel dünyada gelir geçer bir kanun ve yasa yoktur. Elbette ki ülkemizde, bu ülkede doğmuş, bu ülkenin eğitimini almış, bu ülkenin kültürüyle büyümüş çocuklarımızın hariç tutarak, bunları tenzih ederek söylüyorum ve bu ülkede çok büyük ihtiyaç duyulan bir yatırım yapacaksa bir yurttaşlık vermek Bakanlar Kurulu kararıyla elbette ki mümkündür. Ama bugün bizim İçişleri Bakanlığımızın bakanlık katında
yurttaşlık müracaatları alınmaktadır. Peki ama yurttaşlık dairesi ne yapıyor burada da İçişleri Bakanlığı'nın katında yurttaşlık müracaatları ile Bakanlar Kurulu'na yurttaşlıklar götürülüyor. Bunlar bu ülkenin çok ama çok ciddi sorunlarıdır. Bugünkü nüfus akışına ne okullarımız, ne hastanelerimiz, ne çevremiz, ne tarlalarımız, ne elektriğimiz, ne suyumuz dayanmaz Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bir ülke ancak kendi ülkesine gelen yabancılara bu ülkede eğer insanca yaşama hakkı verebilecekse sağlıkta, eğitimde ve diğer insani konularda ancak o zaman ve de ihtiyacı varsa değişik alanlarda yoksa gerekli personeli, gerekli çalışacak kişiler, kendi ülkesinden insanlar ancak o şartlarda insanların ülkeye gelmesine izin vermelidir. Ve dediğim gibi yurttaşlıklar da çok istisnai, çok elzem, çok gerekli, ciddi bir nüfus politikasıyla mutlaka ve mutlaka yeniden düzenlenmelidir. Bizim ülkemizde çok ivedi bir şekilde bir yurttaşlık yasa değişikliğine ihtiyaç vardır. Bunun altını biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak ciddiyetle sürekli vurguluyoruz, çiziyoruz, çalışıyoruz. 2018-19'da dörtlü hükümet döneminde de üzerinde çok ciddi çalıştık. Ama maalesef ondan sonra gelen Ulusal Birlik Partisi hükümetleri bu konuyu hiç ciddiye almadı. Ülkeye ciddi kontrolsüz bir nüfus akışına, istilasına, kaçak yaşamına, insan ticaretine varacak şekilde maalesef ülkenin böyle bir ortama, böyle bir duruma gelmesine kaynak yarattı, yol açtı, yol gösterdi. Bu illeki muhacirat dairesinin değişiklik yasasını konuşurken altını çizmek zorunda olduğumuz konulardır. Çünkü bu konular bizi gerçekten de ciddi bir şekilde yok oluşa sürükleyen konulardır. Bu ülkede öylesine ciddi bir demografik yapıda değişiklik vardır ki biz artık birbirimizi tanıyamaz, birbirimizi tanımayan yabancılar şeklinde yaşar insanlar olduk kendi ülkemizde. Evet, küçücük bir ada ülkesinde bu benim için önemlidir. Eminim ki hepimiz için, sizler için de önemlidir. Metehan kapısında Sayın Bakan çok sınırlı bir şekilde ceza ödemesi yapılıyor. Hatta ben de gittim gördüm, yani çok böyle küçücük kötü bir ortamda da neredeyse çöplük bir ortamda da ceza kesilmeye çalışılıyor. Ama bunun çok ciddi şekilde de istismar edildiğini görüyoruz ve biliyoruz. Oranın yeniden düzenlenmesine, oranın personeline ihtiyacı vardır. Bu farkında mısınız bu konunun? Orayı gittiniz, incelediniz mi? Yani biz gittik ve gerçekten bir giriş kapısında gelen insanların bu şekilde bir manzarayla karşılaşmasına çok ama çok üzüldük. Yeri gelmişken söyleyeyim, oradaki tuvaletin durumu da maalesef içler acısıydı. Yani orada ciddi boyutta bir hijyen ve ihtiyaç sorunu da vardır. Bu da çok önemli bir konudur. Yeri gelmişken ben bunun da altını çizmek istiyorum. İhraç edilen kişilerin sayısını sorduğumuz zaman Sayın Bakan bize hep toplam sayıdan bahsediyor. Ama bizim bilmeye ihtiyacımız vardır. Cezaevinden kaç kişi ihraç edildi ki aslında bu ihraç zorunlu bir ihraçtır. Bunu bilmek zorundayız. Kaçak çalışma hayatından kaç kişi cezaya düştü ve ihraç edildi? Bununla ilgili ciddi istatistiki bilgilerinizin olması lazım. Vize süresini aşan kaç kişi ihraç edildi? Bunu da bilmek zorundayız. Ve çok önemli, bulaşıcı hastalıklardan Sayın Bakan kaç kişi ihraç edildi? Bunların hepsi aslında tamamen denetimle ilgili bir konudur. Sürekli af çıkarılıyor. Yeniden bir af gündemdedir. Ama Çalışma Bakanlığı ayda kaç teftiş yapıyor? Ve bu yaptığı teftişlerden
kaçını muhacirat dairesine gönderiyor ve muhacirat dairesi bu anlamda ne yapıyor? Bunlar önemli konulardır. Ülkenin maalesef geleceğini karartan konulardır. Hepimizin geleceğini, çocuklarımızın geleceğini karartan konulardır. Muhacirat dairesi, kuruluş görev yasası, değişiklik yasasını da hazır yenilemişken ve gündeme almışken bunu da gündem yapmak ve bu konularda da bakandan bir takım izahatlar isteme gereği duyduk. Teşekkür eder, saygılar sunarım. Teşekkürler Sayın Resim. Sayın Ayşegül Baybars, buyurunuz. Beni bugün her şey tutar. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, kıymetli vekiller. Elbette muhacirat dairesi, kuruluş, görev ve çalışma esasları, yasası değişiklik isteyen bir yasa. Yani sadece kadro sayısını 43'ten 76'ya çıkarmakla gerekli değişikliklerin yapıldığını söylemek doğru olmaz. Elbette kadro sayısının artırılması, geçen hafta Sayın Bakan'a söylediğim kim tarafından istihdam edildiği belli olmayan ve kamu görevlisi olmayan kişilerin özellikle yurttaşlık ve muhacirat işlemleri yaptığı bir ortamda ve suç işlendiği bir ortamda kamu görevlilerinin istihdam edilmesi ve tüm işlemlerin özellikle yurttaşlık gibi, kimlik bilgileri gibi işlemlerin kamu görevlisi olup kamu görevlileri yasasında bir takım devlete karşı sorumlulukları olan kişiler tarafından yapılması açısından doğrudur. O yüzden herhalde Sayın Bakan buraya çıktığında geçen hafta cevap verememişti. Belki bu hafta kadro sayısı artırıldığı için kim tarafından istihdam edildiği belli olmayan kişilerin de artık daha fazla muhacirat işlemi yapmayacağı konusunda bu topluma bir söz verir. Şuna değinmek istiyorum. Muhacirat dairesi yasasının genel gerekçesinde iki meseleden bahsediliyor. Özellikle ülkemizde artan yabancı nüfus ve buna bağlı olarak artan kaçak yaşam, insan ticareti, düzensiz göçle mücadele edebilmek için daha fazla personele ihtiyaç var. O yüzden bu yasayı yaptık deniyor. Ama yasanın ne mevcut halinde, yani şu anki halinde, ne de değişiklik yapılan halinde, ne muhacirat şubesinin, ne yurttaşlık şubesinin, ne de muhacirat dairesi altındaki başka bir birimin insan ticaretiyle, düzensiz göçle ilgili görev veya sorumluluk tanımı yok. Yani genel gerekçede ortaya konan sebepler, düzensiz göçle mücadele etmek için kadroları artırmamız lazım, kayıtlılığı sağlamak için kadroları artırmamız lazım, ülkemizde insan ticareti yapılıyor, insan kaçakçılığı var, sayıyı artırmamız lazım. Bu sayıyı artırsak da bunlarla mücadele etme konusunda herhangi bir adım atamayacak bakanlık. Çünkü bunlarla ilgili muhacirat dairesi, görev ve çalışma esasları yasasının eski halinde de, şimdi geçirilecek değişikliğinde de bir görev sorumluluk yok. İçişleri Bakanlığı'nın karşı binasına bir tabela asıldı. Düzensiz göçle mücadele birimi ya da merkezi diye bir tabela var. Şimdi o tabelanın orada olması yasal mı gayri yasal mı onu bakana sormak istiyorum ben. Çünkü düzensiz göçle mücadele, yani bu değiştirmeye çalıştığınız yasada dahi düzensiz göçle mücadele şubesi veya düzensiz göçle mücadele etmek veya insan ticaretiyle mücadele etmek görev ve sorumluluğu herhangi bir daireye, şubeye veya memurlara verilmemiş. Şimdi o tabelayı astınız. Daha önce burada Sayın Oğuz muydu yoksa Sayın Öztürkler miydi hatırlamıyorum veya her ikisi birden bize dedi ki Türkiye'ye eğitime gönderdik, muhacirat dairesindeki çalışan arkadaşları eğitimden geçiyorlar, düzensiz göçle ilgili, insan ticaretiyle ilgili, evet geçiyorlar da bu geçen insanlar hangi şube altında görev yapacak? Bu geçen insanların düzensiz göçle veya insan ticareti ve kaçakçılığıyla mücadele edebilmesi için ne eski yasada ne de şimdi geçirilmeye çalışılan yasada bir yetkileri yok, görevleri yok. Dolayısıyla
yarın biz bu birimi açtık, artık daha güvenli bir ada haline geliyoruz, mücadele edeceğiz bununla denildiğinde yasaya aykırı bir takım görevler yapmak zorunda kalacak memurlar. Dolayısıyla bu değişiklik yasası yapılırken neden bu birimin kurulması veya bu şubenin kurulması veya herhangi bir şubeye bu konularda yetki verilecekse neden bunların yetki, görev ve tanımlarına bunlar eklenmedi? Çünkü cetvellere baktığımızda müdürün de, müdür muavininin de, bazı kadrolu memurların da görev, yetki ve sorumluluklarını değiştirdiniz. Ama bunların hiçbirinde düzensiz göçle mücadele ve insan ticaretiyle mücadelede bir eylem planınız varsa bunu nasıl hayata geçireceğiniz veya yetkilerin ne olacağı konusunda net bir ifade yok. Veya bu bir şube mi olacak? O yüzden mi tabela asıldı oraya? Yoksa tabela asıldı ama gerçekte böyle bir birim, şube yasal olarak kurulmuş sayılmayacak mı? Bunlar önemli. Tabii genel gerekçeye şu ifadenin geçmesi benim açımdan sevindirici. 2019 bir tabii şey hatası var herhalde, genel gerekçede 2019 yılında geçti ikamet ve vizeler tüzüğü. Ve ilk defa bu ülkede, şimdi kayıt dışı yaşamdan bahsediyoruz ya, buraya gelen her İçişleri Bakanı nüfusun kaç sorusuna cevap veremiyor ya, cevap verememelerinin sebebi 2019 yılına kadar bu ülkede 60 yaş üstündeki yabancıları, 18 yaşın altındaki yabancıları ve öğrencileri kayıt altına almıyordu İçişleri Bakanlığı. Ve ilk defa ikamet ve vizeler tüzüğünü hayata geçirdikten ve online bir izinlendirme, online bir sistem kurduktan sonra ikamet izinleriyle ilgili 18 yaşının altındaki çocukları da, ki bu işte hep konuştuğumuz eğitimdeki sıkıntılar, yani öğrenci sayısı, yabancı öğrencilerin durumu, sınıfların durumu, altyapı, 60 yaş üzerindeki insanlar neden önemli kayıt altına alınması? Çünkü en fazla sağlık hizmetinden yararlanan kişiler onlar. Sağlık Bakanlığı'nın vereceği hizmetleri belirleyebilmesi açısından kayıt altına alınmaları ve sayılarının bilinmeleri önemliydi. Şimdi bunun için bu sayıları Sayın Bakan'ın bize verebilmesi için veya şu anda ikamet ve vizeler tüzüğü uygulanıyor mu? Önce onu sormak gerekiyor ama bu sayıları bize verebilecek durumda olması gerekiyor. Ve dolayısıyla da aradan geçen 4 yıl, hatta 5 yıl, 2024 yılındayız. 5 yılın sonunda bu ülkede 18 yaşın altında kaç çocuk var? 60 yaş yabancılar tabii ki, çünkü vatandaş öğrenciler zaten Eğitim Bakanlığı'na kayıtlı. Veya 60 yaşın üzerinde ne kadar yabancı nüfus var bu ülkede? Bu verilerin ortaya çıkmış olması gerekiyor. Çünkü ikamet izinleri sistemini 2019 yılında bu tüzükle birlikte online, yani bilgisayar ortamına geçirip başvuruları da bilgisayar üzerinden yapılabilecek bir sistem kuruldu. Bunun amacı da muhacirat dairesi görevli sorumluluklarını veya göre iş yüklerini alarak teknoloji, işte E-Devlet'e geçilecek, E-Devlet yasası da geçti, daha orada da bir adım atılmadı, kayıt altına almaktı. Dolayısıyla tabii ki bu yasaya evet oyu vereceğiz, çünkü muhacirat dairesinin personele istihdam olması, yani personel istihdam etmesinin, özellikle İngilizce bilen, hukuk bilgisine sahip yeni ek hukukçu istihdamı yapılmasının ve bunun da kamu hizmeti komisyon tarafından yapılmasının doğru olduğuna inanıyoruz. Ama bu genel gerekçede belirtilen meselelerin hiçbiri bu yasanın yapılmasıyla giderilmeyecek. Bu ülkede üniversiteler kriziyle birlikte üniversitelerde de insan ticareti ve kaçakçılığı konusu tekrar gündeme geldi. Bununla ilgili Sayın Oğuz geçtiğimiz bütçe görüşmelerinde bize söylemişti, muhacirat izinli öğrenci sayısı 25 bin diye. Peki neden bütün muhacirat, yani 25 bin öğrenci ama biz biliyoruz ki 65-70 binlerde öğrenci sayısı, bunların izinleri yoksa neden denetlemiyor Eğitim Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı? Yine denetimsiz bir sisteme mi geçtik, yoksa genel gerekçeye kayıtlılık sağlandı yazdınız ama aslında kayıtlılığın gerektirdiği yasal yükümlülük olan öğrencilere muhacirat izni çıkarma konusunda çıkarmayanlarla ilgili denetimi yapmayıp bu ülkede öğrencilerin muhacirat izni almadan kayıt dışı yaşama veya insan kaçakçılığına vesile olmasına sebep mi oluyorsunuz? Bunlar bu yasanın göre en azından kamu bacağındaki memurların görev ve sorumluluklarını ve bakanlığın denetim yükümlülükleriyle de doğrudan alakalıdır. Dolayısıyla kadro sayısı artırılması olumlu bir şey ama bu bir zihniyet meselesidir. Kadro sayısı artırıldı diye bu
burada ortaya koyduğumuz sıkıntıları, kayıtlılığı veya insan ticaretiyle mücadele konusunu bir vizyon olarak ortaya koymaz, bir eylem planıyla hayata geçirmezseniz bir anlam ifade etmez. Ama yasama meclisi olarak bizlerin yapabileceği budur. Yürütmenin yapması gerekenleri yapmasını hala bekliyoruz. Teşekkür eder, saygılar sunarım. Teşekkürler Sayın Baybars. Sayın Oğuz buyurun. Sayın Başkan, değerli vekiller, tabii ki yasayla ilgiliydi ama gündem dışı konuşma gibi oldu. Başka vekil arkadaşlarımızın soruları da var. Bunlarla ilgili elimde olmayan bilgileri yine notlara aldım. Onları daha sonra da veririm. Ama Sayın Doktorumuzun burada sormuş olduğu soruya cezaeviyle bu yıl için, bu yıl 476 tane yurt dışına ihraç var. Bunların 424 tanesi cezaevinden, 36 tanesi ihraç kararı. Bulaşıcı hastalıklarında 11 tane. 2 ay içindeki rakam. Bunu söyleyeyim. Göç merkeziyle ilgili, yetkiyle ilgili Ayşegül Hanım soruyor. Kendisi de bu bakanlığı yaptı. Muhacirat Dairesi'nin altında göçle mücadele de var. Tabii ki adının bu şekilde olmasıyla ilgili söylüyor ama düzensiz göçle de mücadele muhacirin yapacağı bir durum. Bu çerçevede de eğitimlere evet arkadaşlarımız gittiler. Bu hafta yine gidiyorlar. Ama bunların çok büyük faydalarını da gördük. Hizmet içi eğitim anlamında da, uygulama anlamında da daha ciddi boyutta da bu gelişerek gidecek ki bu ülkenin ihtiyacı olan bir konu ve şu anda dünyada birçok ülke düzensiz göçle mücadele ediyor ve ayrı bir birim de oluştular hatta bununla ilgili. Siz de mutlaka takip ediyorsunuzdur. Bu çerçevede yine Türkiye Cumhuriyeti ile yapmış olduğumuz görüşmelerde bu konunun üzerine daha aktif olarak da eğileceğiz. Şu anda suç ve suçlarla ilgili her zaman olduğu gibi yine aynı ilişkiler sıkı bir şekilde devam ediyor. Hem ülkenin itibarı anlamında hem ülkedeki kişilerin ne olduğuyla ilgili yasa dışı olan yani yasal izin dışında bu ülkede kalanların bir şekilde en kısa sürede bu ülkeden göndermelerle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. 18 yaş altı ile ilgili diğer bilgileri ben daha sonra kendisine iletirim, bu kürsüde söylerim. Ama biz yasaya bakmak gerekiyor. Çünkü bugün şu anda bu yasa için buradayız. Bu yasa gerçekten gerekli bir yasaydı. Ben buradan komiteye, komite üyelerine, katkı koyan herkese, muhalefete, herkese teşekkür ediyorum. Çünkü yıllardan beri beklenen ve istenen bir yasaydı. İnşallah bu sayede hükümet idare edenler de bizler de buradaki personel açısından liyakata dayalı kamu hizmet komisyonu üzerinden personel alımlarla beraber bu yükü biraz daha hafifletiriz. Çünkü ülkemizdeki gerek nüfus konusunda gerek düzensiz göçle mücadelede gerek kendi vatandaşlarımızla ilgili de hizmet anlamında kamudan devlet vatandaşlarımıza kamu olarak gerekli beklediği hizmeti yapmak durumundayız. Her zaman vatandaş devletten beklediği hizmeti almak durumunda. Burada da sorumluluk hükümette, idare edenlerde. İnşallah yasa yürürlüğe girdikten sonra da dediğim gibi kısa sürede personel takviyesiyle de dediğim gibi buralarda da güçlendiririz. Çünkü devlet kurumlarımızın, dairelerimizin güçlü olması, liyakata dayalı personel olması hepimize güç verir. Hem kurumsal hafıza açısından hem liyakat açısından. Ben tekrardan emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sayın Bakan çok kısa bir şey sorabilir miyim? Yani dediniz ki daha sonra veririm dediniz. İşte. Hay sizinkini söyledim. Yo aynı şeyi ben de sormuştum. Ayşegül Hanım'ın 18 yaş yani gibi iş yılı. Ama ben sizin sormuş olduğunuz bize tamam. Açıklarsanız cezaevinden giden ne kadardır, çalışma izin siz ne kadardır veya hastalıklı bulaşıcı hastalıklar var mı onunla ilgili. Teşekkürler Sayın Bakan. O konuda teşekkürler. Benim sormak istediğim, dediniz ki 18 yaş altı, 60 yaş üstü ve diğer konularla ilgili. Evet, evet. Daha sonra veririm. Yani gerçekten net bir şekilde dairede bunun rakamlarını biliyor musunuz? Tabii yapılan işlemler. Esas olan o. Şimdi şu var, yani yapılan işlemler üzerinden. Şimdi biraz önce Ayşegül Hanım dedi ya, ülkedeki öğrenci sayısı bugün 90-95 binlerdeyken, İşte 24 bin muhaciret yapanlar gibi ama sürekli işleyen bir sistem. Bugünle yarın farklı, dünle bugün farklı. O nedenle o günkü resmi rakamda neyse biz onu veriyoruz. Bizim birinden bir şey sakladığımız yok. Çünkü bu ülkenin
YOKAS sistemindeki öğrenci sayısı belli. Ama bunların muhacir işlemlerle ilgili yapılan işlem farklı. Ama diğer elimizde olan bütün bilgileri sizle ben paylaşacağım. Buyurun Sayın Baybars. Tamamdır. Yani Sayın Bakan, yani muhaciret yaptırmak zorunludur. Muhaciret evet. yaptırması zorunlu olan ve evet. yaptırmayan öğrenciler kaçağa düşmüş evet, ve yasalara göre deport edilmesi gerekenlerdir. Şimdi derseniz ki siz bizim öğrenci muhaciret izinleri 25 bindir ve bu hayır, ülkede 70 bin tane öğrenci var yabancı ve bunların 45 bin yaptırmadı. Hanım, yani bu işten bu bakanlıkta yapmamış olsaydınız size hadi başka birini söyleyeyim. Evet. Siz günübirlik anında bu ülkede bu kadarla değil. Bizim sistemde muhaciret yapılan işlemde o anki rakamlar şu anda 25 bin demiyorum ama daha yüksek rakam onu söyleyeceğim ama şu var. Günü gününe tam budur dedi. Çünkü öğrencinin yapmış olduğu okullardaki işlemler de var. Öyle değil Sayın Bakan. 65 bin öğrenci varsa ister bugün yapsın ister değil. Ne akademik yılı vardır bunun. Evet 2020, akademik yıl içerisindeki süreç vardır. 2024 yılında izinlendirilen 65 bin öğrenci olması lazım. Şimdi aynı gün hepsi bir mi gidiyor Ayşegül Hanım? Aynı gün yapılmayacak ama sizin tamam dönemsel anlamda ben size onu söylerim dedim. Tamam. Ama şu var. Siz dönem olarak bugün başladı bir aylık akademik yıl içerisindeki 4 aylık süre içerisinde siz bugünle 4 ay sonraki rakam aynı olur mu? Olmaz. Bu sürekli... 65 bin öğrenci varsa... Muhacirat izni almış 65 bin öğrenci olması gerekir. Ayşegül İster Hanım, bugün alsın ister izinli öğrenci sayısı. İzinli öğrenci başka işlemi devam eden farklı. İzinliyi onu diyorum. Söyleyeceksiniz tamam. Tabii. Onu ben size söyleyeyim. Neyi soracağım? Tamam. Bugün yapılan tamam. işlem sayısı Teşekkürler Sayın Hanım. Evet teşekkür ederim. Lütfen, lütfen Sayın Katip alır mısınız yoklamayı? Asım Akansoy, Sehat Akkına, İzlem Gürça Altura, burada. Olgun Amcaoğlu, Erhan Arıklı, Erhan Arıklı, Talip Atalay, Fikri Ataoğlu, Sunat Atun, Devrim Bahçın, Sayın milletvekilleri, rapor ve tasarının bütün üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Tasarının madde madde görüşülmesine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir öneri olacak. Buyurun Sayın Komite Başkanı. Görüşmekte olduğumuz muhaciret dairesi kuruluş görev ve çalışma esasları değişik yasa tasarısının ikinci görüşmesinin İş tüzüğün 92. maddenin 3. fıkrasının B'de uyarınca fazla teknik detay içermesi sebebiyle maddelerin sadece yan başlarının ve ilgili paragrafın okunması suretiyle yapılmasını ve ayrıca ilgili cevaplarının okunmuş kabul edilmesini önerir. Sayın milletvekilleri öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde madde okuyunuz lütfen. Kısa isim bir. Sayın milletvekilleri madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Esas yasaya yeni 5A maddesinin eklenmesi. 2. Esas yasa 5. maddesinden hemen sonra aşağıdaki yeni 5A maddesi eklenmek suretiyle değiştirilir. Madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Esas yasanın 10. maddesinin değiştirilmesi. 3. Esas yasa 10. maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 10. madde konmak suretiyle değiştirilir. Maddeyi cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Esas yasanın 11. maddesinin değiştirilmesi. 4. Esas yasa 11. maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 11. madde konmak suretiyle değiştirilir. Maddeyi cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Esas yasaya yeni 11A maddesinin eklenmesi.
5 esas yasa 11. maddesinden hemen sonra aşağıdaki yeni 11A maddesi eklenmek suretiyle değiştirilir. Maddeyi cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yürürlüğe giriş 6. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın milletvekilleri, tasarının madde madde görüşülmesi tamamlanmış, ikinci görüşmesi sona ermiştir. Tasarının üçüncü görüşmesi kısa isim okunmak ve bütün oylanmak suretiyle yapılacaktır. Kısa ismi okuyunuz lütfen. Kısa isim 1. Bu yasa muhacirat değişik dairesi kuruluş görev ve çalışma esasları değişiklik yasası olarak isimlendirilir ve aşağıdaki esas yasa olarak anılan muhacirat dairesi kuruluş, görev ve çalışma esasları yasası ile birlikte okunur. Sayın milletvekilleri, tasarının bütününü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın milletvekilleri, ikinci sırada belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel değişiklik yasa önerisi ve İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi'nin öneriye ilişkin raporu görüşülecektir. Sayın komite başkanı, raporunuzu sunar mısınız lütfen? Sinan. Bitti. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Komitemiz 22 Şubat 2024 tarihinde yapmış olduğu toplantıda Ulusal Birlik Partisi Milletvekilliği Sayın Emrah Yaşarman'ın sunmuş olduğu belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel değişiklik yasa önerisinin ekteki sonuç gerekçesiyle personel dairesi yetkililerinin ve Kıbrıs Türk Belediye Birliği temsilcilerinin vermiş olduğu bilgi yarışında görüşmüş ve çalışmalarını tamamlamıştır. Komitemiz önerinin kısa isim yan başlığı 1. maddesi yapılan teknik düzenlemeyle birlikte oy birliğiyle kabul etmiştir. Esas yasanın belediye başkanı seçilmesi nedeniyle 31-12-2010 tarihine kadar intibakı yapılmayan belediye personelinin intibakının yapılmasıyla ilgili kuralın yan başlıklı geçici bir A maddesi 1. fıkrasında değişiklik öngören önerinin 2. maddesi yapılan teknik düzenlemeyle birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. Önerinin yürürlüğe giriş yan başlığı 3. maddesi aynen ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komitemiz önerinin tümünü oy birliğiyle kabul etmiştir. Komitemiz önerinin sunulan rapor ışığında görüşülerek kabulünü oy birliğiyle genel kurula salık verir. Evet. Teşekkürler Sayın Yeşilırmak. Sayın milletvekilleri, rapor ve önerinin bütün üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. Söz isteminde bulunacak olan var mı? Yoktur. Sayın milletvekilleri, rapor ve önerinin bütün üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Önerinin madde madde görüşülmesine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir öneriniz var. Buyurun Sayın Yeşilırmak. Görüşmekte olduğumuz belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel değişiklik yasa önerisi 2. görüşmesinin iç tüzüğün 92. maddesinin 3. fıkrasının B bendi uyarınca fazla teknik detay içermesi sebebiyle maddelerin sadece yan başlıkların ve ilgili paragrafın okunması suretiyle yapılmasını öneririm. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde madde okuyunuz lütfen Sayın Katip. Kısa isim 1. Madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Esas yasanın geçici bir A maddesinin değiştirilmesi. 2. Buyurun. Esas yasa geçici bir A maddesinin 1. fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni bir 1. fıkra konmak suretiyle değiştirilir. Madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yürürlüğe giriş 3. Madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın milletvekilleri, önerinin madde madde görüşülmesi tamamlanmış, ikinci görüşmesi sona ermiştir. Önerinin üçüncü görüşmesi kısa isim okunmak ve bütün oylanmak suretiyle yapılacaktır. Kısa isim okuyunuz lütfen. Kısa isim 1. Bu yasa belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel değişiklik yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda esas yasa olarak anılan belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel yasa ile birlikte okunur. Sayın milletvekilleri, önerinin bütününü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, 3. sırada polis örgütü kuruluş görev ve yetkileri değişiklik yasa tasarısı ve idari kamu ve sağlık işleri komitesinin tasarıya ilişkin raporu görüşülecektir. Sayın komite başkanı, raporunuzu sunar mısınız lütfen? Evet, teşekkür ederim Sayın Başkan. Komitemiz 21 ve 28 Şubat 2024 tarihlerinde yapmış olduğu toplantılarda polis örgütü kuruluş görev ve yetkileri değişik yasa tasarısını ekteki sunuş gerekçesiyle birlikte Başbakanlık, Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Personel Dairesi yetkililerinin vermiş olduğu bilgi yarışığında görüşmüş ve çalışmalarını tamamlamıştır. Ayrıca komite toplantısında Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Ürün Solyalı ile Gazi Mausa Milletvekili Sayın Ayşegül Baybars da katkıda bulunmuşlardır. Komitemiz tasarının kısa isim yan başlığı 1. maddesi aynen ve oy birliğiyle kabul etmiştir. Esas yasanın polis genel müdürü ve yardımcıların atanmaları yan başlıklı geçici 1. maddesine değişiklik öngören tasarının 2. maddesi yapılan teknik düzenleme ile birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komitemiz tasarının yürürlüğe giriş yan başlıklı 3. maddesi aynen ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tasarının tümü oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komitemiz tasarının sunulan rapor ışığında görüşülerek kabulünü oy birliğiyle genel kurula salık verir. Evet değerli arkadaşlar, polis örgütü kuruluş görevi ve yetkileri değişik yasa tasarısıyla daha önce bu değişikliği komite olarak yapmıştık 2022 yılında. Ve orada polisin içerisinden gelen, alttan gelen, polisin içerisinden gelen polis müdürlerimizi teşkilatın hiyerarşik yapısı bozulmasın ve oradaki altta sicil notunu veren amirlerin üstüne alttan biri geçmesin diye bir düzenleme yapılmıştı. Önümüzdeki ay içerisinde idari zafiyete yer vermeyecek bir düzenleme yapılması gerekiyordu. Çünkü önümüzdeki ay içerisinde hem polis genel müdürü 1. yardımcımız hem de polis genel müdürü 2. yardımcımız emekliye ayrılacaklarından dolayı, yaş haddinden dolayı bu düzenlemeyi yapmaya ihtiyacı hissettik. Dolayısıyla bu yapmış olduğumuz değişiklik bundan sonraki süreç içerisinde 30 yıl şartıyla beraber alttan gelecek olan akademili polis müdürlerimizin de önü açılmış oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun. Teşekkürler Sayın Komite Başkanı. Sayın Milletvekilleri, rapor ve tasarının bütün üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. Şimdi söz isteminde bulunacak olanları belirleyeceğiz. Sayın Filiz Besim, başka söz isteminde bulunan var mı? Yoktur. Buyurun Sayın Besim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, biraz önce Sayın Komite Başkanımızın da belirttiği üzere aslında polis genel müdürlüğü ve yardımcılıklarıyla ilgili yaptığımız 2022'de yaptığımız düzenlemeye göre yeterince atama olabilecek atamaya haiz kişiler bulunmadığı için bunu yapmak zorundaydık bu değişikliği. Ancak biz özellikle muhalefet milletvekilleri olarak şunun da komitede altını çizdik. Bu görevlere gelebilecek olan kişilerin de mutlaka haklarının eski yasada olan haklarının gözetilmesiyle ilgili hassas olduğumuzun altını çizdik. Ben bu vesileyle genel kurulda da bu hassasiyetimizi gündeme getirdim. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Teşekkür eder, saygılar sunarım. Teşekkürler Sayın Besim. Sayın milletvekilleri, rapor ve tasarının bütün üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Tasarının madde madde görüşülmesine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kısa isim bir. Sayın milletvekilleri, madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, Kısa isim bir. Bu yasa polis örgütü kuruluş görev ve yetkileri değişiklik yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda esas yasa olarak anılan polis örgütü kuruluş görev ve yetkileri yasası ile birlikte okunur. Sayın milletvekilleri, madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. 31-2022 sayılı değişiklik yasasının geçici 1. maddesinin değiştirilmesi
2 esas yasanın 31/2022 sayılı değişiklik yasası ile yürürlüğe giren geçici birinci maddesinin dördüncü fıkrası kaldırılmak suretiyle değiştirilir. Sayın milletvekilleri maddi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yürürlüğe giriş 3. Bu yasa resmi gazetede yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer. Sayın milletvekilleri maddi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın milletvekilleri tasarının madde madde görüşülmesi tamamlanmış, ikinci görüşmesi sona ermiştir. Tasarının üçüncü görüşmesi kısa isim okunmak ve bütün oylanmak suretiyle yapılacaktır. Kısa isim okuyunuz lütfen. Kısa isim 1. Bu yasa polis örgütü kuruluş görev ve yetkileri değişiklik yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda esas yasa olarak anılan polis örgütü kuruluş görev ve yetkileri yasası ile birlikte okunur. Sayın milletvekilleri, tasarının bütününü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın milletvekilleri, gruplar arası varılan mutabakatla görüşmeler tamamlanmıştır. Gelecek birleşim 5 Mart 2024 Salı günü saat 10'da gerçekleştirilecektir. Gündem elektronik posta yoluyla e-maillerinize gönderilecek. Ayrıca meclis web sayfamızda da yayınlanacaktır. Birleşimi burada kapatıyorum. Teşekkür ederim.